Bir Elin Namuru programında tekrar birlikteyiz efendim. Çaylar, kahveler sizden, sohbet bizden. Bugün sizi biraz uzaklara götüreceğiz. Ama çok merak ettiğiniz bir yere neler oluyor. Gözlemlerimizi, doğrudan gözlemleri aktaracağız. Çin Halk Cumhuriyeti'ne. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 19. Ulusal Kongresi toplandı. 5 yılda bir toplanıyor. Ama bu toplantıya biraz özel önem verildi. Çin'de neler değişiyor? Gerçekten değişiyor mu? Alınan kararlar nedir? Tabii Çin Halk Cumhuriyeti dünya ekonomisi ve siyaseti açısından önemli bir ülke de, ama Türkiye açısından nasıl bir anlam ve önemi var? Burada neler değiştirir? Bizim ne yapmamız lazım? Onları konuşacağız. Stüdyomda çok değerli konuklarım var. Sizlere hemen onları tanıtmak istiyorum. Sayın Barış Adıbelli, yardımcı, doçent, doktor, Asya ve Çin, Türkiye'deki az uzmanlardan birisiniz. Öyle başladınız. Doktora, yüksek lisansa Aynen başladınız. devam ediyoruz. Aynen. Selçuk Üniversitesi'nin mezunusunuz. Ama siyasal, Ankara mülkiyeliyiz diyelim herhalde. Doktoramızı orada yaptık. Doktoranızı orada yaptınız. Hepsi Çin üzerine. Evet, hepsi Çin üzerine. Nedir? Doktora konunuz neydi? Doktora konum Çin'in jeopolitik tehdit algılaması ve güvenlik yapılanması. Daha çok jeopolitik algı üzerine bir çalışmaydı. Enteresan. Okumak isterim doğrusu. Duruyor mu Kitabı. hala? Bastınız mı? Evet, kitabını yaptık. Kitabı. Paksinika ismi altında yayınladık. Evet. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Gidiyorsunuz galiba değil mi? Evet, Çin'e ara gidip ara geliyorsunuz. gidiyoruz. Hala üniversitede görevinize devam ediyorsunuz. Onlar izin verdikçe. Gidiyoruz, evet, üniversitemizde Sizin de. işiniz biraz zor. Tabii yol parası çok tutuyor değil Evet, mi? maalesef akademisyenlerin en büyük Yani kaygısı ne bileyim, bu. Almanya filan veyahut Orta Doğu çalışsanız hemen şöyle kapı komşusu ama. Evet, ama onlarda da zor bulunuyor artık. Yani Öyle mi, bütçe dışarı tabii çıkmıyor? biraz ekonomi olarak zor. Evet. Neden bilim gelişmiyor, araştırma, inceleme gelişmiyor diyoruz. Önünü açmak lazım. Evet. Evet, hemen de yanında adınızı buradan bakarak söyleyeceğim tabii. Ma Yuayo. Ma Yuayo. Evet. Ama biz size İrem diyoruz Evet. galiba, değil mi? Bütün Çinlilerin böyle bir Türkçe Türkçe ismi var. ismi var. Evet. Veyahut da çalıştığı yer neyse ona göre Aynen. ülkenin ismi oluyor. Çin Uluslararası Radyosu İstanbul İstanbul temsilcisiyim. temsilcisiniz. Tabii yaşınızı sormayacağım. Yaşlar belli olmuyor Çin'de. 30 yaşındayım. Öyle mi? Ay, çok daha küçük gösteriyorsunuz tabii. Teşekkür ederim. Çinler He? He? Çinler Evet, öyle. hiç belli olmuyor. Bazen böyle 70-80 yaşında falan de, özellikle şehirlerde hiç yüzlerinde bir değişiklik olmuyor. Havasından, suyundan herhalde bir şeyler oluyor değişik orada. Ne kadar zamandır buradasınız? Göreve başlayalım. İstanbul'da bir sene oldu. Türkçeniz çok güzel. Türkçe Çin'de öğrendim. Üniversitede Türkoloji okudum 4 sene. Konuşmayı peki nasıl şey yapıyorsunuz? Ben de mesela yabancı bir lisede okudum, Türkiye'deki bir yabancı lisede, ama Almanya'ya, Avusturya Lisesi'nde okudum, Almanca okudum. İşte Goethe'nin bilmem Schiller'in şiirinin 5. paragrafının sonuncu satırını falan hepsini biliyorum. Ama Almanya'ya ilk gittiğimi hatırlıyorum. Telefonu kaldırdım. Nasıl alo deneceğini bilmiyorum Almanca. Ben Türkçe öğrenirken hep dizi dinliyorum. Ben izlemiyorum, dinliyorum. Haberi de dinliyorum. Ve bence en faydalı olan buraya gelip temelde bir süre okudum. 4 aylık eğitim gördüm. O dönem benim için çok önemliydi ve faydalıydı. İşte böylece Evet, konuşuyorum. dizilerin böyle bir faydası oluyor Evet, yani, ama konunuz kesinlikle. tabii haberler, haberleri de izliyorsunuz yakından. Şimdi sizden Çin'deki konuşmanın, yani başkanın konuşmasının ana hatlarını, başlıklarını da biraz sonra öğreneceğiz, ama esas Çin toplumunda nasıl algılanıyor onu da merak ediyordur izleyicilerimiz. Başkanın konuşmasının ana hatlarını mutlaka söyleyeceğiz program sırasında. Ama tabii birebir gözlemler yapan
da var aramızda. Evet, Sayın Levent Uluçer, eski ulusal kanalcı. Hala öyle. Hala öyle. Yani yıl olarak eskiliğiniz sürüyor. Pekin, Beijing diyoruz. Pekin aslında. Pekin mi diyorsun? Yani şöyle, o zaman Damaskus diyeceğiz, Şam demeyeceğiz. Evet. Biz büyük olsa o Pekin. Neyse, bu tartışmayı açmayalım. Okey, tamam. Peki, program boyunca Pekin diyelim o zaman. Anlaşalım. Ya istersen yani ben Beijing'e alıyorum. Bak herkes düzeltmeye başladı. Ben Pekin diyorum ama. Siz Pekin mi diyorsunuz? Türkiye'de yerleşik olarak Pekin deniyor da işte yani öyle bir hassasiyet gösterince de saygı gösterelim diye düşünüyorum. Çin'in öyle bir şeyi var. Resmi şeyi ama Türkiye'nin Beijing. Hava yollarında falan hep Beijing diye söylüyor. Yani Pekin diye aratıyorsunuz ama İngilizceden, Türkçeden Pekin olarak çıkıyor yine. Aslında o Türk Hava Yolları ilk indiği zaman kavga oldu. Yani ilk başlattığı zaman Pekin olarak başlatmaya çalışıyor. Çin izin vermiyor. Beijing diyeceksin diye. Bu uzun süre Türk Hava Yolları ile Çin arasında sorun oldu. Şimdi hala Pekin yapıyorlar ama. Öyle mi? Ben Beijing diye yapıyorum. Neyse bu eski hassasiyet şeyden Tayvan değil. Beijing. İsteyen Pekin desin, isteyen Beijing desin. Programda serbesttir efendim. Özgürlük var burada. siz orada yaşıyorsunuz. Ne kadar süredir? Pardon. Ve boğazınızda kaldı. Bu yıl sonu 15. 15 yıldır oradasınız. 1-2 yılına. 1-2 yıllığına gitmiştiniz. Çin Almanyacı oldum. Ben de kaldım Almanyacı gibi. Evet. Ama yani eskiden zordu, şimdi kolay. Her şey kolay artık. Evet. Yani uçuşlar çok. Farklı hava yolları var. Ne isterseniz bulabiliyorsunuz. İletişim zor değil. Asya kökenliyiz biz. Son derece rahatım. Yani orası artık ikinci evim benim. Hiç zorluk çekmiyorum. Yani buraya geldiğim zaman turist oluyorum. Çünkü yollar değişmiş, para değişmiş falan böyle. Orada insan kendini biraz evinde gibi. Tabii. O kadar uzak olmasına rağmen çok... Tabii insanların belki de buradan sonra mı başlıyor bize benzerlik? Yani Doğu insanı biraz farklı diye düşünüyorum. Batı'ya gittiğinizde o işte o belki kapitalizmi bulamıyorsunuz. Yani Pekin'de sabah erken saatte kalktığın zaman böyle Ankara'daki o hava, yani memurların alelacele, toplu taşımaydı, işlere gitmesi falan. O hava size böyle bir Ankara'yı falan hatırlatıyor. Doğru. Sabah erken saatte o... Yani hiçbir zaman batıda onu hissetmiyorsunuz. Doğru. Ama mesela her gittiğimde ben Pekin'de erken sabah çıkarsam bu şey manzara bana hep Ankara'yı hatırlatır. Sadece manzaranın dışında insan ilişkileri falan da çok benziyor. Sıcak, işte şey yapan. Yardımsever. Sorduğunuzda yani batıdaki birisine yol sorsanız... Aynen. Orada kart var, şey var diyor, harita var git oraya bak diyor. Ya, kafasını sallayacak, evet diyecek yani. Başka da yapacağı bir şey ama bir Çinli'ye sorduğunuzda sizi getiriyor. Çinli'den 5 yıl kadar önce yanılmıyorsam TRT'de bir belgesel izlemiştim. Ara Güler'in belgeseliydi. İşte dünyanın her tarafına gitmiş, böyle büyük bir harita vardı, orayı işaretliyor falan. Böyle karma karışık oldu o harita. Sonra şey dedi. Doğuya gittikçe insan güzelleşiyor dedi. Evet. Onu hiç unutmuyorum. Gerçekten ben öyle. Ben de öyle dedim. Mimari bile öyle diye düşünüyorum. Yani bir incelik var, bir zerafet var. İran da öyle. Yani o Fars kültürü, belki kültürel derinlikten kaynaklanan bir şey. Kapitalizm tek tek birey yapınca insanlardaki o paylaşmacılığı da birlikte götürüyor. Şimdi bu önümüzdeki 5 yıl için tabii yavaş yavaş geliyoruz başkanın açıklamasına. Ayrıca Çin'le bağlantımız olacak efendim. Doğrudan canlı orada kongreyi izleyen gazetecilerden Kamil Erdoğdu ile bağlantımız olacak. CRI Türk FM haber yönetmeni Pekin'de şimdi. Onunla bağlantımız olacak. Gökhan Göçmen, Aydınlık Gazetesi'nin dış haberler yöneticisi. Onunla bağlantımız olacak idi. Ama her Çin'e gidenin başına geldiği gibi uçak saati 12'den sonra olunca günü şaşırmış. Bugün uçakta şu anda. Halbuki pazar geleceğim diyordu.
Oraya göre tabii, 12'yi geçmiş halbuki. Tabii. Onun için onunla bağlantı yapıyoruz ama nasıl olsa onu daha sonra tekrar dinlersiniz. Elimizin altında bir yere kaçmıyor. Pekin'e gidenler gibi olmuyor. Onun için, evet, hemen sizle başlayalım isterseniz hocam. Nedir yani bu Çin'deki 5 yılda bir olan aslında... Parti kongresi. Parti kongresi. Ama orada ne oluyor? Parti kongresinde merkez karar kurulu seçiliyor. Yani karar verici kurulların hepsi seçiliyor. Aslında daha önce yerel düzeyde seçilmiş olan delegeler. Orada işte merkez komite, politbüro ki ana organları. Bunların seçimi. Daha önemlisi genel sekreterin seçimi. Genel sekreterin seçiminden sonra zaten Mart ayında, önümüzdeki Mart ayında da otomatikman parlamentosu devlet başkanı sıfatını da yanında veriyor. Tabii Çin'de bu 19.sü düzenlendi. Kongre hala devam ediyor. 24'üne kadar devam edecek. Bunu önemli kılan başka şeyler. Evet, bayağı şeyler. Uzun çünkü, bir kongre yapıyorlar yani, değil mi? Evet, tartışıyorlar. Yani belki bir Zunyi konferansı kadar 1935'te o Mao'nun tek lider olarak çıktı o ünlü konferans kadar önemli. Yani çünkü hatta ben geçenlerde de şunu demiştim. Ne zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkanlık seçimi olsa bütün dünya ekranları başına kilitlenip heyecanla seyrediyor. Çünkü sadece Amerika başkanı seçmiyor. Aynı zamanda dünya politikasına karar verecek bir şahıs gelecek. Ama ilk defa bu yıl bunun bir başka versiyonu. Dünya Çin'e odaklandı. Bakın bu ilk defa oldu. Şimdi 2000 kişi delege olarak katılıyor. Aşağı yukarı 2000 dolayında. 2300. Ama 3000 gazeteci. 3000 küsur adam. O da 3000 küsur gazeteci. Yani şu anda dünya orayı odaklanmış. Evet. Ne olacağı delegeden çok evet. Gazeteci var. Yani, yani bunu biz 18.sinde görmedik. 17'de görmedik. Evet. 16'da görmedik. Hatta Jiang Zemin'e devredilen o kongrede görmedik. Dünya bekliyor çünkü... Ama bu arada bir çuvaldız batıralım. Türk basınına. Türk basını maalesef yeteri kadar şeyi göstermedi ki bizim biraz sonra konuşacağız herhalde güvenliğimizin başladığı bir yer aslında. Dahası yeni bir dünya kuruluyor. Evet. Dahası bir yerini, bir hatta şu önemini lazım. Şöyle söyleyelim. Bakınız 1991 Soğuk Savaş bitti. Doğu bloku çöktü. Hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri yeni dünya düzenini ilan etti. Şimdi Çin hiçbir zaman Soğuk Savaş'ın bittiğini tam o manasında söyledi. Yani Soğuk Savaş sonrası dönem demedi. Geçiş dönemi dedi. Ve bugün gelinen noktada Çin Komünist Partisi'nin 19. Kongresi Çin'in kendi dünya düzenini belki ya da Soğuk Savaş sonrası dönem düzenini, yeni dünya düzenine alternatif bir düzeni kuruluşunu ilan ediyor. Evet yani çok iddialı bir ifade olabilir ama önümüzdeki 5 yıl boyunca izlenecek. Xi Jinping'in özellikle o raporunda belirttiği ana başlıklar ki belki onu da şimdi birazdan özetleyelim. O başlıklara bakıldığında aslında bunun bir ülkenin kendi parti kongresinin, kendi yönetici kadrosunun seçilmesinin ötesinde yeni bir dünya kuruluşuna doğru, oluşumuna doğru gidişatı hatta ilanı olarak görebiliriz. Şimdi müsaade ederseniz başlıklara da kısaca bir değinelim. Şimdi biraz böyle bizim dinleyicilerimizin biraz da Türk siyasi hayatına benzer bir şekilde ben söyleyeyim. Güçlü parti dedi, güçlü devlet dedi, güçlü ekonomi dedi, güçlü ordu dedi, müreffeh toplum dedi, efendim ileri kültür seviyesi dedi, iyi eğitimli toplum dedi, efendim ve her şeyden önemlisi tüm bunların altyapısını oluşturacak güçlü bir ideoloji. Yani Çin tarzı sosyalizm dedi. Gerçi bizim Rabia'dan biraz fazla oldu ama bu da Çin'in Rabia'sı. Bugün parti kongresindeki raporda bu başlıklar. Belki programımızda bu başlıkları açacağız. Ne anlam ifade ediyor? Şimdi güçlü bir ülke zaten Çin bir süredir o ekonomi yani 2000'lerin başından beri güçlü bir ekonomi yolunda ilerliyor. Ama o yolda ilerlerken bazı istenmeyen diyelim sonuçlara da yol açıldı. Şimdi sanıyorum yeni olan biraz o. Mesela liberal... Evet gelir dağılımındaki bozukluklar evet. Diyelim... Çevre kirliliği çevre diyelim. Evet, yani ona da vurguda üretimi bulundu. Arttırmak üzere üretimin kalitelileştirmelisi. Kalitesi yani merdiven altından yapalım. Diyelim evet, şey doğru.
Hocam izin verirseniz Kamil Erdoğdu hazırmış Çin'de, Pekin'de. Hemen ona bir bağlanalım. Çünkü onlarda saat, Sayın Erdoğdu saat kaç sizde? İyi çeyrek geçiyor gece. Merhaba. Merhabalar. Stüdyodakilere, herkese. Merhabalar. Evet, hemen söze gireyim. Yani siz bahsettiniz, gelir dağılımındaki dengesizlik dediniz. Bölgeler arası eşitsizlik de bir sorun aslında. Yani şu anda çelişki olarak saptananlardan bir noktada bu. Xi Jinping'in raporunda saptanan ve önemli vurgu yapılan aslında, hani kötüler derken yolsuzluk tabii ki. Yani bu kongrenin başlıca hedeflerinden biri. Daha doğrusu Xi Jinping yönetiminin 5 yıldır sürdürdüğü ve bundan sonra da daha da şiddetlendirerek sürdüreceği konu yolsuzlukla mücadele olacak. Bu konuda bazı rakamlar vermek istiyorum. Son 5 yılda 1 milyon 550 bin vaka incelenmiş yolsuzlukla ilgili olarak ve 1 milyon 530 bin ceza verilmiş. Ve 58 bin kişi de adli, yani cezalar idari düzeyde verilmiş, 58 bin kişi de adli makamlara sevk edilmiş ve yurt dışından 3453 kaçak geri getirilmiş ki bunların içinde 48'inin Interpol'in kırmızı bülteninde olduğu söyleniyor. Ve parti içinde yolsuzlukla mücadele sırasında 9300 kişi terfi alamamış. 22 bin kişi de görev değişimine uğramış ve 125 bin kişi mal beyanında, yanlış mal beyanında bulunduğu ve aile bireyleri hakkında doğru bilgi vermediği için cezalara çarptırılmış. Şimdi bu rakamları şundan aktardım. Xi Jinping yolsuzluğun parti için en büyük zehir olduğunu söylüyor ve bu konuda da yani partinin halkla güven temasının kesinlikle sarsılmaması gerektiğini vurguluyor. Bunu özellikle altını çiziyor. Biraz evvel yine siz bahsediyordunuz, bu konuya değinmek istiyorum. CNN'de Amerikan eski savunma bakanlarından biri konuşuyordu ve Çin'i değerlendirirken, işte ekonomi gelişiyor, evet, istikrarlı bir ülke, evet, ama bizim değerlerimizi paylaşmıyor şeklinde bir yorum yaptı. Yani bu Batı şimdi artık sosyalizmi tekrar vurgulayan bir ülkeden rahatsız durumda. Bu da Batı yayın organlarında çok dikkat çekiyor. İşte güvenliğe vurgu yapılıyor. İşte ben bir haftadır buradayım. Evet, güvenlik var ama hani ne sokakta çevriliyorsunuz, ne arama yapılıyor, ne bir şey, kimsenin yani bir rahatsız olduğu yok. Bu konudan rahatsız olan da metrolarında bombalar patlayan hatta bir ülkenin yayın organıydı. Bu çok dikkat çekiciydi. Ve şunu da söylemek gerekiyor. Yine eleştiri konularından olan açılışta Xi Jinping'in uzun konuştuğu şeklindeydi. 3 saate yakın sürdü konuşması. 68 sayfa Çincesi ve bir raporu okudu. Fakat bu konudaki yorumu yine kongre temsilcisi olan Pekin Operası sanatçısı bir temsilci şöyle dedi. Xi Jinping halkın ruhuna seslenerek konuştu. Bir sanatçı bile bunu başaramazdı şeklinde ifadede bulundu. Yani şu anda partinin yaşamın her alanında hakim olduğu, bunu da hakimiyeti de Batı'nın anladığı anlamda değil, kültürel gelişme, ekolojik gelişme ve manevi uygarlığın geliştirilmesi, bütün bunları da kapsayan bir şekilde doğru çizgide giden ve olumsuzluklardan arınan bir şekilde devam edeceği bir kongre olacak. Yine Batı'dan gelen eleştiriler, işte Xi Jinping gücünü pekiştirmek istiyor şeklinde. Yani süreç belli. Xi Jinping ikinci kez seçilecek, ondan sonra İşte bu kongrede de olduğu gibi bir tarafında Jiang Zemin oturuyordu, bir tarafında Hu Jintao oturuyordu. Yani görevi devredecek ve bir servet yapacağı bir ailesi de yok. Sadece partinin emrinde olan bir genel sekreter. Bu konudaki eleştiriler de
aslında hani Çin'i nereden yıpratırız çabasının bir ürünü. Ve şu anda gerçekten Çin önümüzdeki 5 yılda gerek ekonomide gerek evet, partinin genç adımlarla gidiyor. Evet, buyurun. Sokaktaki insan nasıl karşılıyor? Yani siz muhtemelen oralarda dolaştığınızda bir ilgi var mı? Ne olacak işte Çin'in geleceğine ilgili kararlar veriliyor falan gibi böyle bir algı var yani, mı? Tabii ki var ama bu sanıldığı gibi hani kim gelecek kim gidecek şeklinde değil. Yani Çin halkı bir yaşam seviyesinin yükselmesine bakıyor. Son 5 yılda her yıl 13 milyon kişi yoksulluktan kurtarıldı. Yani bu kongrenin en önemli hedeflerinden biri de, biz yolsuzluğu anlatıyorum ama bir de yoksullukla mücadele var. Ve daha önce yani 70'lerin sonundan bu yana her yıl 5-6 milyon kişi yoksulluktan kurtarılırken son 5 yılda bu rakam 13 milyona çıktı. Her yıl yoksulluktan kurtarılan insan sayısı. Ve bu konuda mesela Xi Jinping Guizhou eyaletinden seçildi. Yoksulluğa karşı mücadeleyle dikkati çekiliyor. İşte köy turizmi geliştiriliyor ve insanların ekonomiye katılmaları için, köylülerin bir şekilde üretimlerinin artması için çeşitli yolların denendiği eyaletlerden biri. Ve öncelikle yolsuzlukla mücadele, sokaktaki insanın beklediği ikincisi yoksullukla mücadele ve yaşam seviyesinin artması onun en önemli unsur. Bundan yani 20 yıl önce, 30 yıl önce et yemek büyük bir mutluluktu. Şimdi hani daha farklı mutluluklara gidiyorlar. Bir orta sınıf oluştu ki bu orta sınıf dediğimizde yani yılda bir kere yurt dışında tatil yapabilen bir sınıf içinde ve buna da yeni kitlelerin katılması hedefleniyor. Evet, Merkez Komite'nin bir kararını ben hatırlıyorum. Yoksul bölgelere, parti yöneticileri yoksul bölgelere gidecekler diye. O yoksullukla mücadele aynı zamanda parti içinde yolsuzlukla mücadele, siz de söylediniz, çok büyük çapta bir mücadele oldu. Ama hani normal sıradan memurlar arasında değil de, onlar sinekler diyorlar, kaplanlar seviyesinde. Yani en üst düzey sanıyorum 200 falan diyorlardı, rakam bayağı yüksek. Evet yani bakanlar bile bu konuda. Bakan yardımcıları. Bu Şilay örneği var. Evet. Evet aldı. Bir de şu var, lüksle, şatafatla mücadele de var. Bunu da unutmamak lazım. Mesela işte yerel yöneticilerin gereksiz harcamalar yapmaları ve gereksiz lüks otomobiller kullanmaları, bunların da kesinlikle önüne geçiliyor. Peki Çin'de ben kaldığım süre içinde de yolsuzlukla mücadele başlamıştı o zaman. 2012'de zaten, 2012 kurultay, 18. kongrede, ulusal kongrede kararlar alındı ve başladı. Hatta tasarruf önlemleri de alınmaya başlamıştı. Evet. O ziyafetler vesaire, işte halılar, gösterişli şeyler falan hepsi bir tasarrufa gidilmiş idi. Fakat gençler... Yani ben tabii Pekin ve Şangay gibi büyük şehirlerde esas olarak uzun süreli kalışlarım öyle oldu. Daha sonra görevli gittiğim, yani partiyle, parti yöneticisi olarak gittiğim zamanlarda da belli yerleri gezebilme şansımız olmuştu. Ama gençlerin arasında bir değişiklik vardı. Tabii oradan da yakalamaya çalışıyor sistem, dışarıdaki sistem Çin'e müdahale etmek üzere. Şimdi nasıl karşılıyor gençler? Yani yeni yönetim açısından Xi Jinping'in ne karşı tavırları ne? Seviyorlar mı başkanı, yeni başkanı seviyorlar yani mı? Yani şöyle bir şey, dediğiniz çok doğru. Yani aslında sistemin yakalamak gençler. Fakat yani ben belli bir oranda
artık gençlerin de öze dönüş mü diyelim, geleneksel kültürlerine dönüş mü, bu yöne girdikleri dikkati çekiyor. Yani partinin de zaten en önem verdiği konulardan biri hem yani ideolojik eğitim, buna çok vurgulayarak birkaç kez vurguladı hatta konuşmasında Xi Jinping. Gençlerin mesela daha dünya olaylarına dikkati çekiyor. Evet, yani metroya bindiğinizde herkesin elinde bir cep telefonu var. Fakat şu dikkatimi çekti. Kitap okuyan da çok vardı. Yani tabletten kitap okuyan, onun altını çizeyim. Artı haberleri dinliyorlardı. Sesli bir şekilde haber kanallarını açıp haberleri dinliyorlardı. Ve sokakta da dolaşırken önünde dükkanında bilgisayarını koyup haber kanalını açan gençler vardı böyle. Yani 5 yıl öncesine göre Çin'in iç olaylarına ve dünya olaylarına daha ilgili bir gençlik olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ayrıca hava yani çevre konusunda da bazı önlemler alındı galiba. Pekin'in havası, evet. Gerçek maskeyle falan dolaşmıştım ben çünkü oraya gittiğimizde, hele küçük çocuklar açısından o hızlı zenginleşme diyelim ya da işte üretim, birazcık bunları göz ardı ederekten de yapılmıştı. Çevre kirliliği insan sağlığı açısından, evet. Çevre sağlığı açısından önemliydi. O konuda da tedbirler, önlemler alındı herhalde, değil mi? Bu 5 yıl içinde. Evet. Evet, yani şimdi özellikle mesela Pekin'i örnek alırsak, trafik var ki bu en önemli hava kirliliği kaynaklarından biri. Bunda hem kısıtlamaya gidiliyor. Plaka uygulamasıyla, belli araçlar günün belli günleri çıkamıyorlar trafiğe. Ayrıca kuzeyde çölden gelen kum fırtınasını engellemek için bir yeşil şerit ağaçlandırma yapıldı. Ayrıca da Pekin'in civarındaki sanayi tesisleri de kapatılıyor, başka bölgelere taşınıyor. Evet, Sayın Erdoğdu, sizin orada saat epey geç biliyorum. Bizim için uykunuzdan fedakarlık ettiniz ama ne yapalım, gazetecilik böyle bir şey. Biz de bilgileri almak için. Eğer şeyse, yani anlatacağınız, ekleyeceğiniz bir şey varsa. Yok şimdilik yok. Evet. Tamam. Peki, devamını efendim. Konuşuruz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Evet, çok teşekkür. Aydınlattınız bizi. Kısa bir ara vereceğiz efendim reklamlar için. Sonra tekrar birlikte olacağız. Elin Namur'unda tekrar birlikteyiz efendim. Kısa bir ara verdik. Çin'le bağlantımız oldu. Birebir gözlemlerini Sayın Kamil Erdoğdu'nun orada Çin'deki kurultay, kongrede, 19. Ulusal Kongresi'ndeki gözlemlerini ve biraz da genel ekonomik ve sokaktaki insanların tepkilerini de konuştuk. Sayın Barış Adıbelli, yardımcı doçent doktor bizimle beraber. Ma Yuayo, biraz yanlış söylüyorum galiba ama artık ne yapalım. İrem diyoruz Türkçe adında. Çin Uluslararası Radyosu İstanbul temsilcisi ve Levent Uluçer, uzun zamandır vatandaşlık yok değil mi, öyle şey kolay var mı? Kolay kolay vermiyorlar ona. Yani mesela ben Hong Kong'da olsam 7 yıl sonra İngiltere üzerinde Avrupa vatandaşı falan bile olabiliyorum ama Çin, evliyseniz bile bir Çinliyle sizi her an bir sorun yarattığınızda deport edebilir. Yani sınır dışı edebilir. Hiçbir hakkınız olmaz. Çin o kanıda biraz hassas ve katı ve tabii dünyanın en kalabalık ülkesi de, ihtiyacı da yok çok fazla. Ama yine de oranın vatandaşlığına geçme, green card, yeşil kart alma son zamanlarda biraz arttı, değişti. Ama o rakamlar birkaç binlerde hala. Hani öyle 10 binler, 100 binler falan değil. Çin orada bence doğru bir politika izliyor. Haklı olarak. O tabii hep Çin'in çevrelenmesinden ötürü, yani sorunların hiç bitmediğinden ötürü. Çin yabancılara karşı son derece misafirperver olmasına rağmen bu konudaki
hassasiyetini bende daha uzun yıllar sürdürecek gibi gözüküyor. Evet, hemen Sayın İrem Hanım'la konuşalım. Siz de aslında bir Çinli şey misiniz? Han, evet, misiniz? Han milleti. Han milletindensiniz. Bir Çinli genç olarak kurultayı nasıl kongreyi nasıl değerlendirdiniz? Ben hiç abartmıyorum. Benim bu kongre tarihte görülmeyen bir dikkat çekilmiş, ilgi görmüş. Hemen her çevremdeki herkes ekranın başında bu kongrenin açılışını izliyor. Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in konuşmasını dinliyor. Yani çünkü bu önemli toplantı, tarihsel toplantı önümüzdeki 5 yıl Çin'deki reform ve gelişimin yol haritası çizdi. Ve en çok dikkatimi çeken noktalar tabii ki halkı en çok ilgilendiren konular. Mesela Cumhurbaşkanımız şey diyor, önümüzdeki 5 yıl içinde herkes bir ev olacak, konut sorunu çözülecek, hava kirliliği çözülecek. Bence bunlar bizim için çok önemli mesajlar. Siz Pekin'de mi yaşıyorsunuz? Evet, Beijing'de yaşıyorum. Beijing'de. Hem hava kirliliği hem de konut sorunu. Evet, evet, iki sorunu çekiyorum. İkisi de evet. Var. Çok yüksek değil mi? Evet, fiyat inanılmaz yüksek ve benim gibi mezun olan ve devlet memuru olan ya da devletin kuruluşunda çalışan kendim gücümle ev almak mümkün değil. Ve bu Pekin'de öyle. Evet, Beijing'de öyle, Şanghay ya da Guangzhou metropolda öyledir. Peki kurultayın ana ya daha doğrusu konuşmanın Sayın başlığı. Cumhurbaşkanının konuşmasının başlıklarından sizin önem verdiğiniz hangileri? Benim dikkatimi en çok çeken ilk olarak refah seviyesinin yükseltilmesi. Yani bu basit bir şekilde açıklanması gerekirse yani halk daha güzel bir yaşama kavuşacak. Hem yaşam koşulları iyileştirecek. Az önce dediğim gibi konut sorunu, hava kirliliği sorunu çözülecek. Ve ben bir yorumu gördüm. Yani bu kongrenin ya da Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in konuşmasını gönderdiği mesaj şu. Hedefimiz mutlu insanların güzel bir ülkesi olacak. Bence bu bu kongrenin açılışı konuşmasını iyice özetledi. 2013'te Çin rüyası dedi buna Xi Jinping. Yani 18. kongreden sonra Çin rüyası. Evet. Olarak bunu değerlendirdi ve Çin halkının yeniden ayağa kalkması şeklinde yorumlu. Aslında o süreç şeyde başladı 18. kongrede. Evet, 2012 değil mi? Evet, 2012. Orada başladı. Şunu da eklemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Xi Jinping diyor ki 2020 yılı itibarıyla Çin'de yoksulluk tamamen ortadan kaldıracak. Yoksulluk. Evet, yoksulluk. Yoksulluk. Yolsuzluk. Fakir kişi olmayacak. Yoksulluk. Evet. Evet, yoksulluk kaldı. Şu an 45 milyon civarında. 98 milyondan 45'e indi büyük olasılıkla. Bu yıl 13 milyon kişi dedi. Tabii Kamiler 13 doğdu. Rekor. Evet. Rekor olarak geçti o. Son 5 yılın şeysi. 60 evet. Milyon kişi yoksulluktan kurtarılmış oldu. Neredeyse evet, Türkiye'nin nüfusu kadar 5 yılda tabii. İnanılmaz bir şey. Bir yoksulluktan kurtarılmış. Ama orta gelir grubunu işte bizim temel direk dediğimizi orta sınıfı söylerken ama her yıl bir kere yurt dışına seyahat edebilen filan. Tabii tabii. Yani artık iyi kötü biz de orta sınıf sayılıyoruz ama hiç onu tahmin ettiği sınıfa tabii. Giremiyoruz. Şimdi Çin medya sosyalde hep orta sınıf endişesi bahsediliyor. Artık fakir falan demiyoruz. Orta sınıf endişesinden bahsediyoruz. Acaba yoksulluk orta sınıfa mı geçti? Yani orta sınıf da acaba kademe kademe mi? Evet mi? Yani şöyle ben şu örneği vereyim. O yurt dışı gezisini yapabilir mi mesela? Yani Yani herkes bizim gibi mi? Şimdi tabii karşılaştırma yapmak zor. Şimdi her ülkenin %10'u zengin dendiği zaman bakıyoruz şu an 138 milyon ama bunun ikiye katlandığı söyleniyor. %20'ye yaklaştığı söyleniyor.
ne yapıyor? 270 milyona yaklaşan bir nüfus, zengin nüfustan bahsediyoruz. Korkunç bir rakam tabii, yani Türkiye sınırının birkaç katı. Yani şöyle bir örnek vereyim, nereden nereye geldiğini, bizim ülkemizden hem de. Daha önce 10 yıl kadar önce Çin'den Türkiye'ye gelen turistler de şöyle bir uygulama yapılıyordu. Mutlaka Çin ikinci bir ülke ya da üçüncü bir ülkeye daha gitmeye çalışıyor, uzak yol olduğundan ötürü. Örneğin Mısır paketleri vardı, Mısır-Türkiye paketi vardı. Bu 9-10 günlükse bunun 6-7 günü Mısır'da geçip 3 günü falan Türkiye'de geçiyordu. Ve Çinli turist geri döndüğü zaman kavga ediyormuş. Yani niye tersi olmadı? Yani 3 gün kalalım Mısır'dan, biz burada 7 gün kalabilseydik diye. Ben en son Side'deydim. Geçen hafta Apollon Tapılan'la orada Çinli bir grup gördüm, 20 kişi. Dedim ne zamandan beri buradasınız? Toplam 12 günlük bir tur yapıyorlardı. Sadece Türkiye. Kaldığım otelde de bir çift gördüm. Genç bir çift. Rentekar yapmışlar, araba kiralamışlar, Türkiye'de dolaşıyorlar. Şimdi böyle bir şey yoktu. Siz bile yapmazsınız. Yani rentekar yapıp Ege'den başladınız mı, Akdeniz'e kadar gittiniz mi? Çinli bunu yapabiliyor, hem de nereden doğru gelip yapıyor. Ve bunlar şey, nerede çalışıyorsun değil mi? Hanco'da bir software, yani yazılım firmasında çalışan bir çocuk. Kızcağız da bir öğretmendi galiba. Yani sonuçta bu nasıl bir sınıf oluyor bize karşı karşılaştırdığımızda bilmiyorum ama orada normal bir sınıf bu. Ve evet, bizdeki gibi maaşlar çok fazla yüksek değil. Mesela bir dişçinin ya da bir öğretmenin maaşı çok fazla yüksek değil ama ek gelirlerle falan eşle birlikte artık yuanında, yani Çin parasında değerli olduğundan ötürü rahatlıkla buraya geliyor. Artık ben Türkiye'den, Çin'den buraya gelirken hediye getirmiyorum. Burada her şey var, orada her şey pahalı. Evet. Ya şimdi öyle bir durum var. Yani artık gerek kalmadı. Alışveriş edince karlı oluyor değil mi? Unuttum mu istişare getirdiğim benim numara. Benim şeyim orada. Kızım hediye almıştı. Gerçi benim paramı. Yani şey fark bu. Birkaç noktaya da ben değineceğim İrem. Peki o yoksullukla ilgili hemen bir şey sormak istiyorum. Bölgeler arası da çok dengesizlik var idi. Şimdi sanıyorum Kamil Bey de değindi. Var. Onun da giderilmesi konusunda. Var, evet, doğru. 2012'de o da başlamıştı. Doğru. Bazı nesnel önlemler almaya başlamışlar idi. Ekonomik destekler vesaire. Yani bölgesel. Tabii tabii, ben Cihab Oğa ile birlikte ona bayağı bir atak yaptılar. Ben gittiğim zaman dilencilerden geçinmiyordu doğrusu. Yani Pekin gibi bir yerde beni şaşırtıyordu bu. Şimdi hiç görmüyorum. Yani tek tük belki ne var orada burada ama hemen hemen hiç görmüyorum desem yeridir. Yani yok artık. Kaldırdılar bunu. Biraz da tabii Pekin vizyon bir kent. Büyük Oslo'nun da etkisi var ama ben farklı eyaletlere de çok davet aldım, gittim. Yani oradaki fakirlikle bizim fakirliği karşılaştığımız zaman çok daha farklı olduğunu. Yani yoksul bölgelere gittiniz mi? Şincan Uygur Özel Belgesi'ne gittim ben. Bir TRT için bir belgesel çekmiştim. İpek Yolu belgeseli çekmiştim. O zaman bayağı bir kaldım Şincan bölgesinde. Hotan'a gittim. Yerkent, Kaşgar, Urumçi, Turfan, oralara gittim. Evet, fakirlik var. Ama oradaki fakirlik şöyle. Bizim Anadolu aslında. Yani Anadolu. Anadolu'da ne varsa aslında, fakirlik ne dereceyse eğer Anadolu'da. Ben bizim toprağımızın çok verimli, yani sopa dikseniz yeşeriyor ve yemek yiyebiliyorsunuz. Mesela Çin'in genelinde şey bilinmez, ayva. Ben ilk defa ayvayı şeyde gördüm, şaşırdım. Sen bilmiyorsun değil mi ayvayı? Şu Mayıs ayva mı Libra'da? Ayva ya şeyde gördüm ben, Kaşgar'da gördüm. Oradaki Uygur Türklere ayva satıyorlar. Yani uzak bir bölge hala oralar. Hala dokunulmamış ve bu yılki kongrede özellikle kuzeybatı ve güneybatı olarak, yani Tibet bölgesi, Ningxia bölgesi, Qinghai bölgesi, Şincan bölgesi, buraya çok daha önem verileceği söyleniyor. Verilmezse zaten patlamaları yol açacak. Yani bu politik bir, değil mi? Ekonomik politik bir süreç. Bunun farkında ve yatırımlar hep doğuya yapıldı şimdiye kadar. Yani evet, doğu gerçekten sahil şeridi üzerinde. Sahil şeridi üzerinde gerçekten zengin. Korkunç ama ben bu belgeseli çekerken şuna da şahit olmuştum. Gansu eyaletinde boydan boya giden, Şincan'a giden, o zaman hızlı tren yoktu. Vardı. Var mı? İnşaatı vardı. Ha. Bitmek üzereydi, açılacaktı. Ben onu gördüm. Şimdi çoktan açıldı ve artık oralar ulaşıyor ve Şincan'ın kendi içinde de artık hızlı trenler kurulmaya başladı. Evet. Ve korkunç bir rakam, 25 bin, 22 bin kilometre, 25 bin kilometre ne ulaştı? Dünyada bir numara şu an. %60'ını galiba Çin oluşturuyor ve öyle ki mesela dağdan da atlıyoruz ama
bazı hava yolları kapanıyor. Havaalanları kapanıyor. Çünkü insanlar onu tercih etmiyorlar haklı olarak. Evet. Ve şimdi öyle bir süreci girdi. Mesela şimdi Çin şunu da güven şey yapamayacak. Yani övünemeyecek. Ya yani benim şu kadar havalarım var. Niye? Çünkü kapanıyor. Çünkü o da bundan ötürü kapanıyor. Yani öyle bir devinim var. Bunu yakalamak zor Batı için. İzlenmiyor, izleyemiyoruz. Türk basını da izleyemiyor ne yazık ki. Birçok nedenden ötürü. Yani çok pahalandı işte. Yani geldiği zaman bir elemanını Pekin'de ikame etmesi ciddi bir para şu an. Şu an bir tek Anadolu Ajansı var benim bildiğim. Bir de ben varım orada uzun yıllardan olduğum için. Yok yani yapamıyorlar. Yapmaları lazım ama artık yani umarım bu kongreden sonra belki bizden şöyle küçük sarsılmalar yapıyoruz o Türk basınına. Bundan sonra oraya gönderirlerse onlar karlı çıkacak çünkü kopacaklar yoksa. Yani hep zaten Reuters'ten aldılar, AP'den aldılar vesaire. Onları da onların gözüyle aldılar. O yüzden Çin'i yanlış bildiler. Sizin söylediğiniz aslında o yani hava kirliliği falan. Ben yani bunu defalarca televizyonlarda söyledim. Gitmeden önce Kadıköy'de yaşıyordum ben. Boğaz'a yani Yoğurtçu Parkı'nın oraya doğru. İnanın benim boğazım yanıyordu. Biliyorum yani biz panjurları falan kapıyorduk çünkü uyurken. O derece kirliydi. Ben Pekin'e gittiğimde de vardı aynısı ama çok hızlı bir şekilde değiştiler. Zaten 2008 olimpiyatları vardı. Çok hızlı değişti ve hava kirliliği aslında biraz batının şeyiyle bu yükseldi. Şey, olimpiyatlar kısması, sırasında bir sürü anti-propaganda yapmak yapıldı. İçin çok yalan haberler yaptı. Bilencilerin falan ortadan kaldırılması da aslında olimpiyatlar tabii biraz onun etkisi oldu. Evet, makyaj, çünkü çok makyajlandı yani. Peki. Yani bence basın, Batı basın genellikle Çin ile ilgili olumsuz haberi yazıyorlar. Hava kirliliği olduğunda ancak o haberi yapıyor. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla güzel havalı günler de çok var ama hiç basına çıkmıyor. Evet. Yani ben İtalyan Büyükelçiliğine gelmiş birisiyle tanıştım. Daha Levent 2-3 ay oldu. Oradan buradan sohbet dedi. Nasıl yani? Levent dedi. İtalya'da Çin şöyle biliniyor. Yani ekonomisi iyi bir ülke. Tamam ekonomisi ama var. İnsanlar bir de hava kirliliği var. Bu kadar. Hani, evet. Bu kadar. İki tane. Levent başka üçüncü konu yok dedi. Yani, düşünün. Ya, koca İtalya'dan bahsediyoruz. Bir gözlemini anlatıyor bir İtalyan gazeteci. Durum bu. Şimdi bunu nereden öğreniyorlar? İşte Reuters ne yazarsa, CNN ne söylerse, BBC ne yazarsa. Tamam haberciliği belki bir yere kadar iyi yapabilirler ama sonuçta 100 tane doğru söyleyip bir tane yalan zaten o sizi bitiriyor. Yani böyle bir kural da var. Uygur bölgesi için de öyle. Sincan bölgesi için de. Evet. Yani kesin çok öyle. Anti-propaganda. Oradan Ramazan ayı geldiği zaman bizim hemen Türk basının o bildik şeyleri evet. Hemen karabalgabandaya başlıyorlar. Ama artık çok fazla ciddiye de alınmıyor bu. Yani evet. Ne Türk basını ne de Çin basını çok fazla ciddiye almıyor. Evet, buraya çok seyahat edildiği için birebir görme şansı da oluyor. Tabii bir de ekonomideki şey de aman Çin malı mı iki gün sonra bozulur. Ucuzdur, kötüdür. Bir milyonculuk vardı. Bir milyonculuk vardı. Yani, şimdi 5 milyonculuk oldu. Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı çok... Yani Türkiye'de Çin neredeyse gündemde bu ucuz mallarıyla tanıyoruz. Evet. Hatırlayalım yani. Öyle, tabii, tabii. Saatim evet. Şey mi diye baktım ama ben yıllarca 15-20 yıl falan ben eşyalarımı biraz öyle kullanırım. Hakikaten Çin saatini kullandım 20 sene. Üretim açısından. Sizin ekleyeceğiniz rakamlarla ilgili şeyleriniz var diyordunuz. Evet. Yani şimdi Çin'de bu bir sosyal patlamaya gidecek şekilde bir ortam açacağı için çok önemli veriliyor. Burada bir hususu söyleyeyim ben önce. Belki izleyenlerimiz için bir ufuk açıcı olur. Şimdi neden parti önemli? Şimdi geçenlerde bir analizde gördüm. Yani paralel devlet falan deniyor parti. Hayır. Parti devletin ta kendisi zaten Çin'de. Yani parti, orada yapı başka. Yani tabii. Yani devletten önce gelen bir şey. Yani bakın her şey parti için seçiliyor ve partinin devamı için. Devlet halkın iktidarını uyguladıkları bir aygıttır. Yani parti devleti yönetir. Her şekliyle. Şimdi bizde yani paralel devlet gibi parti devlete rakip bakın Türkiye'de tartışıldı bunlar birkaç gün önce. Şimdi şeyi de bilmiyoruz. Oradaki yapıyı, sistemi ve algıda biraz batı mantığıyla baktığımız için Türkiye'de batı gibi bakılıyor Çin'e. Hatta bir yanlış da şu, tıpkı 91'de Rusya'nın yeniden kurulduğu gibi Çin'in de sanki 1991'de yıkılıp tekrar kurulmuşmuş gibi böyle bir 91'den alma. 91 öncesi hiç yok. Yani evet, böyle yaklaşımlar var. Yani Soğuk Savaş sonrası dönem, Mao dönemi, Deng Xiaoping dönemi hiç yok. Yani mesela biz hep söylüyoruz ya, Çin Komünist Partisi kesintisiz 1921'den de beri devam ediyor. Şimdi siz sadece tarihin bir döneminden alıp,
Yani mesela araştırma incelemeye bakın, sadece Hu Jintao ve bu ondan sonraki kongreler. Önce kongre yok. Yani mesela Deng Xiaoping'in çok farklı bir liderlik şeyi vardı. O Jiang Zemin'e devri, şey etmesi falan. Bunlar çok fazla şey gelmiyor burada. O da biraz önce sizin söylediğiniz gibi, yanılmıyorsam yani oradan doğrudan haber alamama gibi bir şey. Çin bugüne kadar topyekün kalkınma diye bir şeyi benimsedi. Yani evet, herkes zenginleşecek. Hep beraber. Fakat herkes sonradan zengin ortaya çıktı ki belli bölgeler geride kaldı. Şimdi Hu Jintao döneminden itibaren özellikle o 17. kongrede biraz bu şeyde bölgesel kalkınmaya önem verdiler. Yani her bölgenin kendi koşulları içerisinde. İşte Uygur özerk bölgesi, Tibet tarafına da büyük bir demir yolu yapıldı biliyorsunuz. Pekin'den doğrudan. Yunnan bölgesi var. Orası da yoksul bölgelerden biri. Yani her bölgenin kendi dinamikleri içerisinde. Mesela burada da başarı gösterildi. Şimdi gelir, kır, kent dengesi, dengesizliği hatta. Dengesi demeyelim ama bilmiyorum oraya geçecek miyiz? Geçelim mi? Bahsedelim mi? Yani örneğin şimdi 5 milyon kilometre kare tarım sahası Çin'de. Evet. Ve yani Çin'de rakamlar çok farklı. İnanılmaz. 500 milyon insan tarımdan doğrudan aktif bir şekilde faydalanıyor. Aradan evet, sonra devam edelim. Reklamlar demiri kesiyor böyle bizde. Evet, kısa bir ara vereceğiz. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız efendim. Elin namurunda tekrar birlikteyiz efendim. Çin'in son toplantısını, ulusal toplantısını, 19. Ulusal Kongresini konuşuyoruz. Yapılan değişiklikler nedir? Yeni gelen politikalar nedir? Önümüzdeki dönem açısından anlamayacağım. Hem Çin açısından, Çin'in dış politikaya etkisini de aslında biraz yavaştan oraya da girelim. Bize doğru gelelim, Türkiye'ye doğru gelelim. Çünkü Türkiye'nin açısından anlam ve önemi nedir, onu da konuşacağız. Stüdyomda çok değerli konuklarım var. Sayın Yardımcı Doçent Doktor Barış Adıbelli bizimle beraber. Türkiye'deki az Çin uzmanlarından biri, Asya Pasifik uzmanı. Sayın Çin Uluslararası Radyosu İstanbul temsilcisi Ma Yuyao. Yani İrem Hanım bizimle birlikte. Sayın Kamil Erdoğdu Çin'den bağlantı yaptık. Birebir Çin Türkçe yayınlarının, Türkiye'deki yayınların haber yönetmeni. Ama başından itibaren Pekin'deydi, Beijing'deydi. Kongreyi izledi. Sayın Levent Uluçer de 15 yıldır Çin'de yaşayan ilk Çin yayın devlet radyosunun Türkçe yayınlarını redaktörlüğü üzerine gitmiştiniz ama orada kaldınız. Çin'de siz de hoş geldiniz efendim. Oradaki gözlemlerini bir taraftan da nedir? Yani toplumda nasıl uygulanıyor? Kararlar alınıyor ama aşağıda nasıl bakılıyor? Onları konuşuyor idik. Sizinki yarım kalmıştı. Sizle evet, tarımdan bahsediyorduk. Bu da önemli. Şimdi biraz önce bahsettik. Tarımdan geçinen, geçim kaynağı tarım olan aktif 500 milyon Çinli olduğu söyleniyor. Yani rakamlar 3 aşağı 5 yukarı belki değişebilir. Ama tüm tarımla ya da kırsal alanda yaşayan nüfus 608 milyon. Bu da neredeyse nüfusun %44'üne tekabül ediyor. Fakat tarımda büyüme %-2. Tarımda büyüme. Şimdi yani tarımda büyüme derken tarım nüfusunda büyüme. Yani nüfus artmıyor, tarımla uğraşan nüfus giderek eksiliyor. Peki eksilen kesim nereye gidiyor? Kentlere, şehirlere. Oraya bir akım var. Yani bakıyor amcasının oğlu yıllar önce gitmiş bir çantayla. Sonra son model bir arabayla geliyor. O bizim meşhur Anadolu hikayesi. Nereye gittim? Vay ben de gideyim. Şimdi öyle bir şey ki 30 yıl önce bir balıkçı kasabası bugün bir metropol olmuş. Evet, Shenzhen. Shenzhen mesela meşhur. Şimdi tabii kırsal alandaki Çinli daha gelenekçi, daha muhafazakar. Hangi bölgede? Nerede o? Güneyde. Güneyde. Hong Kong içerisinde. Yani. Evet.
Şimdi kırsal alanda yaşayan Çinli daha muhafazakar, daha böyle geleneklere bağlı, hatta daha böyle sağlam, kendine göre kendine sağlam bir komünist, sağlam bir Çinli görüyor. Fakat kente gittiği zaman kentteki o değişim, dönüşüm, ışıltılı hayat o sıradan Çinli köylüsünün içerisinde bir takım çelişkilere neden oluyor. Adapte olmakta zorlanıyor. Bir kere iş, efendim o da adapte olma, sosyal hayata karışma, köy hayatını geride bırakma. Şimdi bu bir süre sorun yarattı Çin'de. Kırsal alanla o eşitsizlik, dengesizlik, bir de bu sosyolojik boyutu var. Şimdi ne köye dönebiliyor ne de şehre tam adapte olabiliyor. İşte bu orta sınıf, biraz önce bahsettiğim şey de Çin'in, özellikle Çin Komünist Partisi'nin uğraşması gereken en önemli sorunlarından da biri bu oldu. Yani şu anda bu sorun değil, 2000'lerden bu tarafa bu sorun arttı. Yani Çin ekonomik olarak büyüdükçe, zenginleştikçe bu tip bir sorun da yaşamaya başladı. Yani arada bir şekilde eğitim ya da oryantasyon, yani bir şekilde adapte edebilme şehre gibi bir takım sorunlarla karşılaştılar. Onun için şimdi eğitime çok önem vereceklerini mesela Xi Jinping konuşmasında bahsetti. Özellikle yerel parti organlarına bu bağlamda önemli roller, görevler düştüğü söyleniyor. İzleyip göreceğiz. Ancak bunun önüne geçilmediği sürece, çünkü burada bir de gelir eşitsizliği, gelirde bir uçurum var. Gelen kırsal alandan gelen şehirdeki o ışıltı yaşantıya hemen ulaşamadığı için arada bir takım ideolojik problemler de ortaya çıkıyor. Yani hem orayı hem kendini sorgulamaya başlıyor. Dolayısıyla bütün bunların önüne geçilebilmesi adına bu orta sınıf, evet çok da belki övünerek, gurur duyarak söyleniyor ama orta sınıfın içerisinde de biraz önce işte onu söyledik. Kademe kademe. Var. Tabii yani orta sınıfa gelirken o geçirilen dönüşümü eğer Çin Komünist Partisi çok iyi kontrol edemezse inanılmaz bir sosyal patlama olur. Şimdi bakın, Çin köylüsü dünyanın hiçbir köylüsüne benzemez. Tarihte imparator, tahttan imparator indirirler, imparator çıkarırlar. Ve unutmayalım, Türk köylüsüne benziyor. Aynen öyle. Unutmayalım, Çin devrimi köylü sınıfının omuzunda yükselmiştir. Tabii. Yani dolayısıyla yani köylüyü işte efendim parti önemsemez, şey etmez, kesinlikle öyle değil. Kırsal alandaki Çin köylüsünün politikadaki önemi büyüktür. Bakın Xi Jinping bile hayatının 7 yılını bir köyde geçirdi. Yani köye uğramadan siz genel sekreterliğe çıkamıyorsunuz. Devlet yönetemezsiniz. Hepsi, evet. Hepsi. Yani Mao'dan alalım, işte Deng Xiaoping'den getirelim bu tarafa. Hepsi mutlaka oraya uğradı. Dolayısıyla yani köy önemli. İşte köylü milletin efendisidir. Bunu biz dedik ama. Hani Çin usulü sosyalizm diyorlar. Evet, şimdi oraya geçelim. Siz hoca bu konuya değince ben şunu eklemek istiyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla şimdi devlet kuruluşunda çalışanlar genelde birkaç yıl köylerde çalıştırıyorlar. İşte bu biz Çin hükümeti, parti bu köylere büyük önem veriyoruz. Yani 280 milyon mesela, ben buraya not almışım, Çinli kırsalda yaşıyor, şehirlere gelip iş gücüne katılmış. 280 milyon. Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu kadar. Yani bir hareket etti mi? Koca bir ülke hareket etti. Aynen öyle. Yani şimdi mesela bu yıl, yani şu geldiğimiz noktada 430 bin öğrenci yurt dışından eğitimini tamamlamış. Çin'de iş gücüne katılmış. Şimdi buna inanılmaz rakamlar. Ama bahsettiğiniz ülke dünya nüfusunun 1/5'ini barındırıyor. Evet. Ve 9 milyon kilometre karelik bir ülkeden bahsediyorsunuz. Şimdi şu söyleniyor, ya demokrasi olsaydı falan. Şimdi merkeziyetçi bir hükümetten bahsediyorsunuz. Şimdi bir yanda hemen Hindistan var. Burada da bir demokrasi var zaten. Ve pamuk ipliğine bağlı demokrasi de deniyor. Çünkü çok hassas bir dengede duruyor. İşte Hindistan'ın durumu ortada. Evet, belirli bir zümreyle aslında Hindistan o ekonomik atılımını yapıyor. Geri taraf halk nasıl yaşadığı belli değil. Şimdi Çin gibi bir ülkede, iri cüsseli bir ülkede siz kıvrak manevralar yaptırmak zorundasınız ve esnekliği yakalamak zorundasınız. İşte Çin Komünist Partisi'nin rolü burada gözüküyor. Evet, aynı karşılaştırmayı ben de Pakistan'a gittiğimde, yani sınırın bu tarafından Çin'i uzun zamandır izliyorum. Yani 17-18 yaşlarımdan bu yana diyelim Çin izliyoruz, okuyoruz, takip etmeye çalışıyoruz da. Pakistan'a ilk gittiğimde aynı zamanda aynı yerde başlamışlar diyelim.
1940'larda Pakistan'ın geldiği yer neresi? Hindistan'ın. Diyelim Çin'in geldiği yer neresi? Yani kadın erkek eşitliği açısından bakın, adımınızı attığınızda müthiş bir, tabii gelir dağındaki bozukluk oralarda felaket. Pakistan, Hindistan. Bazı eyaletleri Hindistan'ın daha iyi ama genelinde hakikaten bozuk. Bir de o kadar büyük bir nüfusun nereden nereye geldiği önemli. Yani herkesin ayağında, üstünde hep derler ya işte Mao tipi bilmem şey. Evet. O mavi bir kumaştan. Ama herkesin sırtına bir şey yapılmış. Yani kim çıplak kalmamış diyelim. Homeless yok yani, evsiz hiç kimse evet. yok. Ev, biraz önce söyledim. Herkesin aslında evi var. Sahip değil. Hiç kimse dışarıda değil. Ben hiç bir tane bile evsiz görmedim. Yok. Evet, şey Batı yok. Ülkelerindeki, ben Paris'i yok. Biliyorum, Londra'yı Aynen. biliyorum, New York'u biliyorum. Sokak aralarında soğuk oldu mu, eksi bilmem işte 20'ye patır patır bir sürü insanlar sokaklarda ölür Batı'da. Yani işte Hindistan için üstadım, örneğin verdiniz. Yani cesetleri atıyorlar. O Ganj Nehri'nde gelip çöpe her gün destek atıyorlar. Yani çok partili siyasi hayat var. Mesela evet. merkezi şeyde yani bir demokrasi var. Demokrasi dediğiniz ne tabii? Ama orada. Ne işte şimdi? Yaşam hakkınız olmaz. İşte burada lazım. Hemen raporda Xi Jinping ne diyor? Biz batılı fikirlere kapalıyız. Özellikle de demokrasi. Yani onların anladığı demokrasi. Bunu uzun zamandan beri söylüyorlar. Yani bunu bayağı da vurguladılar tekrar. Tabii. Yani Hu Jintao döneminde ben evet. çok iyi hatırlıyorum. Çin'in gazetesinde okumuştum. Bir üst düzey yetkili, hatta Batı basını da var onlara, kongrelerden biriydi. Belki yıllık kongreler, anımsamıyorum şu an. Biz dedi, sizin bize dayatmaya çalıştığınız sistem bakıyoruz ve gülüyoruz kahkahalarla dedi. Yani bu partinin demek ki bakış aynı zamanda, biz kahkahalarla gülüyoruz dedi. Çünkü oradaki sistemin ne olduğu belli. Tamamen yine hep Reuters merkezli ya da CNN merkezli propaganda. Çin'in çok iyi olduğunu savunamayız ama karşılaştırma yaptığımız yani. Zaman evet. işte 40 yılda nereden nereye geldi fakir bir ülke, o çok net olarak yani, belli oluyor. Yani Hindistan gibi eğer yönetilseydi muhtemelen Hong Kong, Şangay yönetecekti Çin'i. Sadece oradaki zenginlikle, geri taraf çok geride. Yani çok partili, hani demokratik bir yapıyla olsaydı zaten bir arada duracağı büyük bir şey de dolayısıyla orada yani zengin o şeritteki, sahil şeridindeki, banttaki belki eyaletler, bölgeler Çin'i yönetecekler diye. Hakim sınıf orada olacaktı ama şimdi en ücra kırsal alana kadar parti orada etki ediyor. Yani onun için bu şimdi yeni bu kongre ile birlikte Batı'da bir kez daha tartışılmaya başladı. Bu yani Çin'in siyasal sistemi ne olmalı? Şimdi siz biraz daha free, özgür bir şey bıraksanız çok partili. Demek ki yolsuzluktan, şundan, bundan yani geçilmeyecek. Her yerden geçilmez. Zaten geçilmeyecek. Ülke parçalanır. Parçalanmaya gidecek. Yani amaç eğer parçalayacaksalar tamam. Tabii. Ama bir arada tutacaksa anayasaya göre 56 farklı halktan oluşmuş bir yapı. Belki daha fazla bir de o var, farklılık tabii. var. Bir de o var. Yani bir sürü memlekette diyelim... Bir azınlık olunca dünya yani kadar nasıl? Soruna yol açıyor. 51 tane derler 50, değil mi? 56 değil mi? 56 mı? 56. 56 tane farklı milliyet var ve dil konuşuluyor. Evet, kendisinin farklı kültürü, kendisinin var. Dili var. Evet. Kültürü de farklı. 56 ayrı dil konuşuluyor. Farklı dinler var. Dinler de farklı. Var. Evet. Dinsizlik var diyelim. Yani neyse. Her şey o anlamda demokrasi diyorsunuz da demokrasi belki biraz böyle mi tanımı. İşte kendi tarzında belki evet. demokrasi anlayışı işte onu anlatacak da bu 5. Evet, şey diyor mesela 21. yüzyıl Çin'inde halk cumhuriyeti ne demektir onu gösterdi diyor son 5 yılı. Bence bugüne kadar Çin herhalde tecrübe, deneme, yanılma her şeyin tamamladı ve bundan sonra artık ne olduğunu belirteceği bir dönem geliyor. Şunu dediler mesela, biz örnek kendimiz örnek olarak göstermiyoruz ama Batı'ya bir alternatif örnekle olduğunu hatırlatıyoruz. Yani kendimiz örnek diye sunmuyoruz ama bir örnek var diyor. Bak bunu ilk defa diyor Çin. Daha önce hep şunu söylediler. Mehmet Bey de bilir, Wen Jiabao'nun meşhur bu 2008'deki krizden sonra CNN International'a verdiği bir röportaj vardı Ferit Zekeriya. Şey demişti, sordu Çin süper güç mü? Bakın süper güç olmayı da kabul etmiyor Çin. Dedi ki biz gelişmekte olan 3. dünya ülkesiyiz. Ama bugün gelinen noktada artık onu demiyor Xi Jinping. Evet. Bakın bundan vazgeçtiler. Artık şunu söyledi, biz hegemonya arayışında değiliz.
genişlemeyeceğiz. Yani o tip bir arayışımız yok. Ama artık Çin dünya politikasında hiç olmadığı kadar, ki onlar sorumlu güç diye kendilerini hep tanımladılar. Yani dünya politikasında bundan sonra varız. İşte Hu Jintao döneminde hatırlayalım, biraz ılımlıydı, mesafeliydi Hu Jintao. Çok fazla dünya olaylarına karışmıyorlardı. Daha çok ekonomik kalkınma odaklı gidiyorlardı. Fakat ekonomik kalkınma bir noktaya kadar gitti. Politik olarak desteklenmediği sürece bir noktada karşısız. İşte Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler korunmaya çalışıldı. Bir taraftan Rusya ile mesafeli ilişkiler. Çünkü belli bir çizgide kaldı. Bakın Şangay İşbirliği Örgütü. Yani bu mesafede çok şey kaybetti Şangay. Çünkü bilmiyorum oraya geçecek miyiz veya ben geçeyim mi? Bir kimlik tartışması sürdü gitti Şangay'da. Şangay nedir? Rusya ile Çin arasında. Hani askeri boyutu var mıdır, güvenlik boyutu var mıdır? Şimdi Çin biraz da işin sivil boyutunda. Körfez İşbirliği Teşkilatı, AGİT gibi bir şey olarak görüyor. Rusya da diyor ki buna bir de askeri güvenlik boyutu ekleyelim. En azından acil müdahale gücü. Ben de hazır var zaten. Kolektif anlaşma örgütü, bunu adapte edebiliriz, yeni bir şey kurabiliriz. Bu yaklaşık 10 yıl tartışıldı. Ve bunun için de Orta Asya ülkelerinin de zaman zaman, işte hatırlayalım 2008'de Gürcistan'la olan savaşta NATO Gürcistan'ın arkasında durunca Rusya da ister istemez Şangay İşbirliği Örgütü'ne yöneldi. E şimdi Şangay İşbirliği Örgütü'nde mesela Özbekistan hemen, biliyorsunuz İslam Kerimov, bir Rusya bir Amerika gidiyordu. Hemen zikzaklar çizmeye başladı. E Çin de ister istemez Tayvan-Tibet sorunundan dolayı biraz mesafeli durmak, yani cesur adım atamadılar. Ancak mesela Xi Jinping geldiğinde iş değişti. Hemen Rusya ile birlikte hareket etme. Bakın Rusya'da zafer kutlamalarında birlikteler. Çin'de devrimin ilan edilmesi kutlamasında Putin'le birlikteler. Yani dünyaya bir resmen bir mesaj verildi. Hatta Xi Jinping Moskova ziyaretinde çok kutuplu dünyadan bahsetti. Evet, ama önemli. Dengeli, ben de onu şey yapmak istiyorum. Dünyada da dengeler değişti. Yani evet. Sadece Çin Cumhurbaşkanı'nın tavrı açısından değil, Amerika'nın Irak'ta yenilmesi, Afganistan'da yenilmesi, Sudan'da kaybetmesi, dünyadaki dengelerin Amerika'nın aleyhine değişmesi ve dolayısıyla burada bir birleşme. Bir güç Türkiye, var Türkiye'nin aslında. Tabii. Amerika'nın zaten bir süre vardı. Yani şimdi bence bir şey başlıyor. Stratejik vizyonu okumamız lazım. Evet. Resmen ağlıyor. Amerika'yı bu tahttan indirmeyin. Neden Çin olmamalı diye de anlatıyor. Yani o kitap inanılmaz bir bence itiraf. Ölmeden önce yazdığı herhalde en iyi şey. Belki Çin'i onlar çok anlamadılar, farklı yorumladılar ama en iyi anlayan bence Henry Kissinger. Henry Kissinger bunu 70'lerden beri Çin'i biliyor. Ve ayak seslerinin geldiğini hep söyledi. Evet. 2020'dir Henry Kissinger'ın verdiği tarih. Çin'in süper güç olacağı tarihi vermişti. Zaten Levent Bey bir Henry Kissinger, yani ben birine denk geldim. Çin'e geldiği zaman bir Amerikan başkanı gibi karşılanıyor. Tabii. Her ya da bir boardlarda. Hala öyle. Bundan 2 yıl önce ben rastladım. İnanılmaz bir itibar yok. Belki Amerikan başkanı Obama bile arka kapıdan, uçağın arka kapısından inmek zorunda kalırken Henry Kissinger el üstünde. Her yerde billboardlarda, resimleri, videoları falan. Yani bu da Henry Kissinger'ı çok iyi okuduğunu gösteriyor. Gerçi tabii Çin'in ekonomisi üreten ekonomilerden biri dünyadaki. Evet. Dolayısıyla dünya ekonomisinin kalbinin attığı yer deniyor ki öyle. Yani birçok Batı yatırımcısı da orada yatırım yapıyor. Sadece iş şeyi açısından ucuzluğu değil. Bir canlılık var orada, üretim var. 2011'de Obama ve ne dedi? Pazar var bir de. Evet, Amerika pazar artık var. Asya Pasifik'te dedi. Biz Asya Pasifik ülkesiyiz dedi. Onun için hani bir yerden yani böyle Amerika bile Asya Sincian'dan falan girip kuşatıp oradan bozmaya çalışıyorlar ama yani Çin'in de ekonomisinin tamamen durması demek. Dünyanın hani durması demek. Yer çekimi. Şimdi Trump onu yapmaya çalıştı. Dünyada olmaması gibi pıtır pıtır dökülü verecekler o zaman. Trump göreve geldiğinde onu yapmaya çalıştı. Tökezletmek için tek Çin politikasına meydan okudu. Tabii. Güney Çin Denizi'ni okudu. Ondan sonra Kore konusunda, Kuzey Kore. Yani Çin'i yavaş sonra da ticari savaş falan gibi bir takım Çin Başbakanı'nın açıklamasıyla en büyük tehlike olarak onu görüyordu. Dünya durur dediler ve geri adım attı. Kuzey Kore üzerinden götürmeye çalışıyor. Kolay değil yani. Evet. Onun için şeyin önemli, siz affedersiniz iki demide giriyoruz. Yok ben güzel ben söyleyeceğimi söyledim. Bu arada bu Çin ekonomisi dünya ekonomisinin büyümesine %30'dan fazla katkıda bulundu. İnanılmaz. Evet. Hatta o işte sadece Çin'de değil, Çin topraklarında değil. Evet. Amerika'da da. Evet.
Amerikan kağıtlarının önemli bir bölümü de şey yani bir, Çin'in bir elinde. Nokta kaç? Bir miydi trilyon? Amerikan kağıtlarında elinde evet. tuttu. Yani giderek evet. de artıyor. Evet, hatta evet. zaman zaman satarım, devrederim gibi. İstersen ben sallarım. Çıkışlar yaşıyor. Çıkışlar yapınca titriyorlar. Yani bu da ayrı bir şey. Belki buradan kuşak yol herhalde. Evet, bir kuşak bir yol meselesi yani, geldi. Hepsi birbiriyle bağlantılı evet, şimdi gidiyor. Şimdi birazcık da oraya gelelim. Yani ben Türkiye'ye gelmek istiyorum. Dolayısıyla yani Türkiye, Çin dış politikasını isterseniz bir kısaca. Yani bu yeni dönemin dış politikası nedir? Siz biraz kısaca değindiniz başlık olarak. Biz hegemonyacı değiliz. Birlikte zenginleşelim. Kazan kazan ilişkisi. Ortak kader topluluğu. Evet. Xi Jinping'den öyle bir ifade var. Bu dünya Çin ile birlikte ortak kader topluluğu olacak. Birlikte inşa edeceğiz. Birlikte kazanacağız, birlikte gidip yatırım yapıyorlar evet. Diğer ülkelerde. Xi Jinping bu açılış konuşmasında şöyle dedi, Çin hiçbir zaman dünyaya kapılarını kapatmayacak ve hatta gittikçe daha açık hale gelecek dedi. Bu vurgu yaptı. Aslında bu olay Çin'in geleneksel düşüncesine de aykırı. Yani kendini orta krallık diyen bir Çin'den bahsediyoruz ve bu orta krallık da öyle sıradan bir değerlendirme değil. Çok anlam derinliği olan bir şey tarihten gelen ve Çinliler kendilerini her zaman medeniyet açısından, kültür açısından biraz daha üst seviyede görmüşler. Hani diğer devletler arasında bir ortada, adada bir devlet gibi ama buna rağmen bugün böyle bir açılım yapması inanılmaz bir şey. Evet, yine bir iki dakikalık. Çok reklam almışız, ne yapalım? Çin konuşunca anlaşılan çok merakla izlenen bir program oldu. Evet efendim, kısa bir iki dakikalık mı? Bir buçuk dakikalık bir, evet iki dakikalık bir aramız var. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, elinin hamurunda hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne konuşuyorduk? Şimdi Çin'de bir sosyalizme geçmiştik. Mao'yla eşdeğer bir lider yaptı Xi Jinping. Sebebi de bu anayasa ve parti tüzüğüne görüşlerinin, işte modern sosyalizm ya da Çin tarzı sosyalizm görüşünün eklenecek olması. Biliyorsunuz Mao düşüncesi, Deng düşüncesi ama sonraki iki liderin ismi geçmeden sadece üç temsil teorisi ve kalkınma üzerine işte bilimsel bakış diye geçti. Ama ilk defa diyorlar Xi Jinping'in ismi de geçecek. Xi düşüncesi şeklinde. Bundan dolayı evet, Mao'dan sonra ikinci evet. evet. Ama niye ama biraz Deng Xiaoping'den farklı tabii. Tabii. Yani şimdi yani yüzyılın gerçekleri de var. Evet. Yani jeopolitik olarak olsun. Yani her şeyden öte. Liberalleşmeye karşı sosyalizme. 2050'de sosyalizme. Ama teşvik de vereceğiz liberalleşme. Ama nasıl bir teşvik verilecek? Karma ekonomi. Evet. Yani burada yol haritasını belirlerken de bugüne kadar biraz yamayla devam ettiler. Yani günün koşullarını şey yapabilmek için bazı değişiklikler ama şimdi artık tam manasıyla bir düzenleme getirecekler gibi gözüküyor. Çünkü 2008 krizi önemli. O güne kadar Çin'in hep sistem, ekonomik sistemi, devletin elinin olması eleştirilmişti Batı'da. Ama sonra görüldü ki bu işte sanal yatırım fonları, hedge fonlar falan Amerika'yı bitirdi resmen. Ama mesela Çin'de bu tip bir şey olmadı. Çünkü Çin'deki o düzenleyici el... Devletin şeyi, kontrolü gayet yatırımcısı için güvenli bir liman. Hatırlayalım 1997'deki Asya finansal krizinde de aynı benzer şey oldu. Ve Çin yine yani yatırımcılar için işte o gün Çin güvenli liman olarak çekti herkese. Şimdi bunu herhalde derli toplu bir düşünce yapısı içerisinde alacaklar. Ve özellikle bu model olma, ilk defa modellik de yani gelişmekte olan ülkelere bu örneği inceleyin diyor. Ama körü körüne diyor kopyalamayın diyor. Bakın bunu da söyleyeyim. Hem Batı sistemlerini... Kendi gerçekleriniz ve şartlarınız içerisinde biz bir yol gösterici olabiliriz. Daha önce bunu ama Mao'nun anlayışı da bu zaten. Ya da şöyle diyelim, sosyalist anlayışa getirdiği yenilik katkı. Yani Çin tarzı sosyalizm dediğimiz şey. Düşüncesi dediğimiz şey o. Yani herkes kendi ülkesinin şartlarına göre bir gelişme ve işte sosyalizm, Sovyetlerden de ayrıldığı yer oradaydı. Esas olarak eleştirisi evet, yani.
körüköne bir modelin benimsenmesi yerine herkes kendi ülkesini koşullar içerisinde. Bir de ast üst ilişkisi olmaması lazım. Farklılık, eşit ilişkiler. Devletler arası da eşit ilişkiler. Şimdi Çin bugün getirdiği şey Mao'dan sonra ikinci lider denmesinin belki biraz da ayak izlerini buralarda görüyoruz. Dış politikada da aynı şeyi söylüyorlar. Eşit ilişkiler diyorlar. Birlikte zenginleşeceğiz. Barış içerisinde bir arada yaşamanın 5 ilkesi meşhur dış politikasında. Hala ana ilke. Yani karşılıklı saygı, karşılıklı kazanç, toprak bütünlüğüne saygı, egemenliğe saygı, iç işlerine karışmama. Yani bunlar hala temel ilke ve bugün de geçerli ilke. Dünya barış açısından, istikrar açısından yani evrensel değer olarak kabul edilecek. Mesela hibe yardım falan yapmaz Çin başka ülkelere. Yani yatırım yapıyor, birlikte yapıyor. Birlikte çalışalım, birlikte kazanalım. Siz de kazanın. Siz de ihraç edin diyelim. Yani ihraç etmek üzere de üretim yapıyor gittiği ülkelerde. Özellikle Afrika ülkeleri açısından oralarda epeyce bir oranın üretimini geliştirecek yatırımlar yapıyorlar. Direkt gidip para vermiyoruz. Orada fabrika kurup beraber çalışalım. Beraber yani balık tutup vermiyor herhalde. Böyle. Balık tutmayı öğretiyor. Bir şekilde model bu. Ama şimdi bu bir kuşak bir yolla aslında bunun işbirliği zemini yaratıldı. Ve bu Çin'in artık kendi dünya düzeni. Bakın biraz önce anlattığımız şey Soğuk Savaş sonrası yeni dünya düzenine karşı Çin'in de artık 19. Parti kongresiyle birlikte yavaş yavaş kendi düzenini, işte işbirliği zeminini hazırlıyor. Bugün milyarlarca dolarlık bir hacimden bahsediliyor. Daha fazla hatta. 30 küsur ülkeden bahsediliyor. İnanılmaz bir. Türkiye'ye gelirsek, Türkiye açısından en büyük ticari partnerimiz diyelim Çin. Ama bizim ihracatımız az, ithalatımız çok. Yani Çin'den. Olabilir yani ikisi ama Çin de bundan rahatsız. Yani bunun arayı bu kadar açık olmasın diyor. Aradaki farklılık bu kadar olmasın diyor. Türkiye açısından yapabileceğimiz ne var? Yani Şangay, bazıları da niye böyle batıya sırtımızı dönüyoruz, batıdan kopuyoruz, demokrasiden kopuyor muyuz falan diye eleştirenler var. Çok yönlü diplomasi bir devletin, Şangay. Büyük devletin en önemli şeyi. Yani o sizin bakın. Keşke kopsak. Uluslararası ilişkilerde ebedi düşmanlıklar, ebedi dostluklar yok. Çıkarlarınız var. Nihayetinde çıkarlarınızın uyuştuğu yerde birlikte çalışırsınız ve kazan kazan. Yani bunun çok abartılı bir şey yok. Şimdi Batı diyorsunuz ama Batı, Amerika ticareti yapıyor Çin'le. Adamlar her türlü savaşın eşiğine geliyorlar. Öbür taraftan para kazanmaya devam ediyorlar. İşte bu modeli biz yani benimsememiz, görmemiz lazım. E şimdi dış politikada da hiç uzağa gitmeyelim. Mayıs'ta yanılmıyorsam bu Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin Pekin'de toplantısı. Bakın Xi Jinping açılış konuşmasını yaptı. Putin yaptı. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanı yaptı. Şimdi burada Çin için... O çok önemli bir fotoğraftı. Evet bu çok önemli çünkü... Ama o fotoğraf bir kere verilmedi, üç kere verildi. Evet yani o günün şeyi hatırlatayım ben bağlamda söylüyorum. Yani bu modern İpek Yolu dediğimiz bu projenin Çin merkezinde iki önemli ayağını gösterdi. Burada tabii kıskananlar olmadı mı? İşte Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan. Bakın Yunanistan. Bu kadar Yunanistan bekliyordu bunu. PKK'nın kara gücü, YPG'nin kara gücü olmasının sebebi de o bence. Peki şey nereden geliyor? O fotoğraftır. O fotoğrafı bozmak lazım. Modern İpek Yolu diyoruz. O hat üzerinde siz daha bu PKK bizim bölgede. Bakalım o tarafta neler çıkacak. O hat. Tabii. Ne biliyorsunuz? Uygur Özerk bölgesinden, Orta Asya'dan devam edip geliyor. Bakalım daha neler çıkacak. Yani bunun engellenmesi üzerine. Şimdi Yunanistan'dan bahsettim işte. En son bizi Trump'a şikayet etti biliyorsunuz Çipras. F-16'lar işte ihlal ediyor falan. Şimdi biliyorsunuz Hu Jintao döneminde Pire Limanı üzerinde bir stratejik ortaklık Yunanistan'la Çin'in bir yakınlaşması olmuştu. O da sebep şu aslında Kıbrıs Rumlarla da benzer bir şey oldu. Avrupa Birliği'nin Tiananmen öğrenci olaylarından sonraki o durum süreçte Çin'e koymuş olduğu bir ambargo var. Özellikle silah teknolojisine ilgili. Onu kaldırtmaya yönelik Yunanistan'la Rumlar üzerinden bir lobi faaliyeti o dönem yapıldı. Ancak o süreçte Xi Jinping devlet başkanı yardımcı sıfatıyla hatırlarsınız bir Amerika dönüşü karlı fırtınalı bir günde Ankara'ya gelmişti ve önemli mesajlar vermişti. O günden itibaren dönmeye başladı. Bu zaten ekonomik kriz falan derken yani Çin orada stratejik ortak olarak Türkiye'yi seçti. Bunda iki ülke vardı, iki ayak. Biri Yunanistan'dı, istiyordu çok Çin'le bu şeyi yapmak. İkincisi de İran'dı. Fakat Çin jeopolitik şeyi çok iyi okuyor.
ve Türkiye'de yaptı bu işi. Bakın dikkat edin. İran'la var zaten uzun zamandır. Yani İran'la var ama İran biraz daha bir boyut. Hani Şangay İşbirliği Örgütü'nde gözlemci o dönem değil. İçin. Tabii. Türkiye gibi şimdi değil. Türkiye çok önemli bir jeostratejik. Lider bir ülke. Yani. Şimdi bakın Orta Doğu'yu kontrol edemeden Avrasya'yı kontrol edemezsiniz. Dünyada hiçbir büyük güç yok ki Orta Doğu hükmetmeden dünyaya hükmetmiş olsun. Avrasya'yı kontrol edemeden de biliyorsunuz dünyayı kontrol edemezsiniz. Hakim olamazsınız. Amerika ne diye burada duruyor? Niye gelip bizim PKK'mızda oluşuyor? Daha sihirlisi de Orta Doğu'ya hakim olmak istiyorsanız, Avrasya'ya hakim olmak istiyorsanız Türkiye'ye hakim olmak istiyorsanız. 15 Temmuz'un Allah sırrı çok burada. Çok güzel. 15 Temmuz'un sırrı burada. Yani Türkiye olmadan. Bakın Brezinski ne diyordu satranç tahtasında Avrasya'yı anlatırken? Rusya'nın diyordu Avrasya yapısı yeniden doğması için iki şart gerek. İki ülke lazım. Ukrayna ve Türkiye. Bunun ikisi olmadan olmaz. Dugin de farklı söyledi ama söyledi. Bakın bugün Ukrayna'ya. Neden Avrupa Birliği Ukrayna'yı bir şekilde kriz içerisine soktu? Hillary Clinton hatırlayalım 2012'de ne dedi Dışişleri Bakanı iken. Adı ne olursa olsun Avrasya Birliği, Avrasya Ekonomik Birliği, Gümrük Birliği, Sovyetler Birliği'ni yeniden kurdurtmayacağız Rusya'ya. Şimdi bugünkü şey sistem aslında bugünkü tüm o Rusya'nın efendim karşılaşmış olduğu Suriye'de yaşananlar. Onun için biraz önce dedim yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye şimdi bu kurulan dünyada nerede olacak? Ya eski dünyada devam edecek edilgen bir şekilde ya da eşit bir statüde yeni kurulan dünyada yerini alacak. İsmet İnönü'nün dediği gibi. Edilgen bile olmaz orada parçalı Türkiye artık. Peki, yani ben kibarcasını söyledim. Yorum size ait. Evet. Yani orada etkin. Bakın üye olmadan enerji kulübüne size evet. Enerji kulübünün başkanlığını verdiler Şangay İşbirliği. Ama lütfen dikkat edin. O da Batı'ya mesajdır tabii. Yani hem tabii söylem ve eylem bütünlüğünüz de olması lazım Türkiye için. Şimdi söylemimiz güzel ama eylem sahada görelim. Yani dış politikada ha bugün yavaş yavaş şey yapıyor ama Şangay İşbirliği Örgütü hani NATO da öyle söylem ve eylemleri ya, de evet, değişik yani. Onlar. O taraftan bakınca da bir de onlar var tabii. Yani şimdi şunu da söyleyelim NATO demişken ya bu zaman zaman Türkiye'de çok tartışıldı böyle NATO dendi, Asya'nın NATO'su dendi falan ama yani Şangay İşbirliği Örgütü'nün tüzüğü ortada. NATO'luk bir şeyi yok. Yani bir kolektif savunma örgütü ha, değil. Keşke olsa İşte yani, bu tartışma 10 yıl sürdü. Evet. Hala bir sonuca varamadık. Yani o boyutunu o isim altında mesela terörle mücadele merkezi var. Bir acil müdahale gücü veya bir merkezi veya farklı bir konumda bunu koyabilirsiniz. Çünkü sadece politik ve ekonomik veya kültürel işbirliği yetmiyor. Caydırıcı bir gücünüz olmazsa bölgeyi siz sadece güçlü bir politikayla, güçlü bir ekonomik işbirliğiyle savunamazsınız. Bakın işte hiç ummadığınız bir Kuzey Kore. Amerika bunu zorluya evet. Bir şekilde öne çıkaracak. Hocam Türkiye için bence bu yeni dönem, çünkü yeni dönem olarak adlandırıyor Çin. Bu yeni dönemi iyi takip etmek lazım. Zaten kuşak ve yol Türkiye için önemli bir işbirliği zemini. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Çin'e yapılmış neredeyse lider düzeyinde bütün ziyaretleri 1-2 yıl içinde gerçekleştirdi. Evet. Yani bu çok önemli bir şey ve bunun Çin tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Yani sadece Türkiye'den beklemeyelim. Tabii, evet. Yani Çin tarafından da en azından biz bir adım gidiyorsak 2-3 adım daha fazla. Mesela know-how bizim en çok ihtiyacımız olan şey teknoloji transferi. Yani biz de balık istemiyoruz. Biraz balığı birlikte tutalım. Biraz öğrenelim. Yani biraz bize teknoloji aktarımı. Mesela yerli otomobille birlikte hareket edebiliriz. Bu ne açısından? Yani Türkiye'nin ekonomisi açısından önemli tabii. Türkiye güçlü bir Türkiye olursa Çin'in güvenliği de sağlanmış aynen olacak. Aynen öyle. Çünkü Batı Asya'da anahtar ülke. Yani burada ta Kurtuluş Savaşı'nın başında da Atatürk bunu net bir şekilde görüyor. İşte biz diyor kendimiz için mücadele ediyorsak çok daha kısa olur ve kolay olur. Çünkü biz diyor koçbaşı gibiyiz. Burada kestik mi? Ya da emperyalizme karşı mücadeleyi burada başarıya ulaştığı anda Hindistan'dan sesi duyuluyor. 15 Temmuz başarılı olsaydı bunun bir sonraki adımı Moskova, Rusya, Putin aynen. iktidarıydı. Aynen. Yani bunu oradan böyle Asya, de görmek lazım. Dört nala Asya'ya tabii, tabii, doğru aynen gidildi. Aynen Orta Asya Çin'e doğru gidecekti. Çin'e doğru gidecekti. Domino taşı gibi devrilecekti. Sincan bölgesi. Hatta Suudi Arabistan da dahi bunun Çin'deydi. Onu da söyleyelim. Yani oradaki şeyler bile çok farklı değişimlere uğrayacaktı. Onun için tüm o Arap dünya Suudi Arabistan'ıydı falan Türkiye'ye destek verdiler. Çünkü tehlikenin farkındaydılar. Türkiye gibi. NATO müttefiki bir ülke, bizzat NATO tarafından böyle bir duruma düşmesine uygun bir zemin hazırlandıktan sonra bundan sonra yani bir Avrasya, Rusya bunların beklenmesi mümkün olmayacak. Onun için Türkiye işte ilk etapta, ilk cephede bunu evet. kesti. Onun için biz de yani Türkiye
hükümeti açısından öyle diye düşünmek lazım. Dış politikası, devlet politikasıdır sonuçta. O gücümüzün farkına varmamız lazım. Evet. Yani biz burada anahtar ülkeyiz, biz sağlandırmamız lazım. Ve bizim bu konuda alacağımız kararlar da anlamlıdır, önemlidir. Bu nedenle Avrupa Birliği bizi lazım. Bünyesinden atamaz. Sayın Cumhurbaşkanı hep söylüyor, bizi atsınlar ama atamazlar. Atsın. İmkanı yok yani. Zaten bu Avrupa Birliği diye bir şey kalmadı. Kalmadı ama yani Türkiye o kadar önemli ki yani bizden daha çok onlar bize sahip çıkıyorlar. Bunu da biliyoruz yani, onlara bakmayın siz böyle bizi her gün eleştirdiklerine. Kapalı kapılar ardında ağlıyorlar. Bakın hiçbir Avrasya, şey de yapamadılar. Avrasya diyoruz tabii, sadece Şangay değil. Avrasya, Avrasya Almanya. Almanya'nın da bu bilince ulaşması lazım. Yani Türkiye'nin bu anlamda... O zaten devlet şeyinde var Almanya'nın. Ancak iktidarda biraz problemleri yaşıyor. Evet, evet. O da seçimler meşimler, onlar geçtikten sonra... Ki Almanya burada tabii Türkiye'yi işbirliği zemininde mi görür, yoksa Avrasya'da en önemli rakibi olarak mı görür? O da ayrı bir tartışma. Almanya'nın Türkiye'nin güçlü bir Türkiye olmasında yararı var. Çünkü kendisinin Almanya'nın Amerika'yla çelişki, hatta İngiltere bile. Yani İngiltere beni çok şaşırtıyor son dönemde. Fransa da öyle. Fransa zaten hep böyle. Yani Fransa ile Almanya Avrupa Birliği'nin güçlü ülkeleri. Yani şaşırtan elbette. Sarkozy döneminde Fransa'nın mesela Avrasya'ya yönelik inanılmaz şeyleri yani var. Yani Amerika'ya karşı sonuçta menfaat çelişkileri var diyelim. Rumsfeld'in de o eski Avrupa, yeni Avrupa, Irak'ın işgali öncesi bir Avrupa'yı tasnif etmişti hatırlarsanız Savunma Bakanı. Evet. Destek veren ülkeler, vermeyen. İşte destek vermeyen ülkeler bu Fransa, Almanya. Bunlar eski. O yeni Doğu Avrupa ülkeleri de yeni Avrupa. Şimdi Amerika da aslında onlara bakışta yavaş yavaş. Bence İngiltere'nin oradan ayrılması. Biraz ABD'li Orta Doğu'da kocayınca oluyor bu galiba yani Amerika'nın. Şimdi Amerika'yı tabii şeyine bakmadık şey boyutuna. Şimdi Amerika'nın da bir Avrasya politikası var ve ciddi üzerinde çalışıyorlar. Biz çok fazla farkında değiliz ama inanılmaz çalışıyor. Mesela Asya Pasifik'ten bu tarafa doğru gel. Bak Hillary Clinton'ın 2012'de bir makalesi çıktı Foreign Policy dergisinde. Hemen Obama'nın konuşması aksi şunu diyor. 21. yüzyılda jeopolitiğin geleceği ne Afganistan'da ne Irak'ta. Hmm. Aksine Asya Pasifik'te belirlenecek. Şimdi bu Amerikan dış politikasının yol haritası. Yani bunu buradan bakmak lazım. Yani Avrupa'yı artık terk ediyor. Şimdi biraz önce konuştuğum şey, Orta Doğu'yu siz düzlüğe çıkarmadığınız sürece, kontrolünüz altında tutmadığınız sürece bir Asya politikasından da bahsedemezsiniz. Bunun içinde Türkiye'si var, Avrasya'sı var. Kapıyı sağlam tutmak lazım. Evet, son şeylerinizi alalım. Hem değerlendirmeleri Çin ve şey açısından ben son 10 dakika. Buraya gelmeden önce Çin'e son giriş, yani Türkiye'ye son gelmeden önce bir küsur bir ay oldu, bir aydan fazladır buradayım. Birkaç özel yere gittim ben. Davet edildim üst düzey, Çin üst düzey yetkililer tarafından. Şunun farkına vardım. Bundan sonra tabii Türkiye'nin atacağı adımlar çok önemli ve Türkiye'den o adımları bekliyor. Çin'den Türkiye'ye doğru yönelimin çok daha fazla olduğunu göreceksiniz. Bunu her alanda olduğunu kendileri söylediler. Ekonomik, askeri göreceksiniz. Yani onların diliyle. Ve evet, sizin değindiğiniz yani kısaca geçtik de yani turizmi birazcık şöyle düğmesine bassa biz tabii. Yani orası öyle ama tabii turizm pamuk ipliğine bağlı. Burada bir patlama çatlama birdenbire durdurur. Ama onun diğerleri işte onu da özellikle yapacağız. Tabii. Kapıyı da hazırlamamız lazım yani şimdi. Onun altyapısı yok zaten. O turizm başka bir şey burada. Yani o işte Chinese friendship oteller işte yani geldiği zaman biraz kahvaltı da onların yiyeceği yemeklerden tutun rehbere kadar yani ama büyük kadar boşluklar var. Evet. Ama yani o doldurulabilir. Artık individual yani doğrudan turistler de gelmeye başladı. İşte o bahsettiğim biraz önce çift gibi. Mass turizm dediğimiz o büyük grup turizm her zaman devam ediyor ama artık son derece hızlı olan internet sayesinde bence o mass turizm denen yapı çok daha hızlı o bireysel turizme dönecek. Çünkü vizeyi çok kolay alıyorlar. İnternetten her şeyi çok kolay buluyorlar, ucuza buluyorlar ve artık geliyorlar. Ama bunun yanında özellikle bizi ilgilendiren askeri ve ekonomik alanda ciddi atımlar olduğunu kısa dönem içinde. Hani benim birebir duyduğum bilgiler var Çin'de. Büyük olasılıkla bundan sonra Çin'in Türkiye'ye bakışındaki değişikliği fark edeceğiz. Yani bunu bana söyleyenler en üst yetkililer oldu orada. Bunun yanında Türkiye'den tabii beklentileri var.
burada Türk yetkililerin gerçekten çok ciddi olarak sadece bu hükümet bazında değil, işte hükümet üniversitelerde, işte sadece sizin Dumlupınar'da açılmış değil mi? Üniversiteler açısından olsun, sivil toplum kuruluşları açısından, halk örgütleri açısından olsun vesaire, Çin'e büyük bir yönelim yapmaları gerekiyor. O çok büyük eksiklik, çünkü Çinli Türkiye bilmediği gibi Türk de Çinli'ye. Bu her zaman söyleniyor zaten. Ama özellikle bir kuşak bir yol projesiyle Türkiye'nin önünde bekleyen büyük bir para var. Çünkü Çin hükümetinin bu kuşak üzerindeki ülkelere ayırdığı paraları henüz o ülke hükümetleri nasıl kullanacaklarını bilemiyor. Türkiye de bunlardan bir tanesi. Türkiye oradaki parayı nasıl kullanacağını bilmiyor ama Çinlilerle bu işi iyi götürürlerse o parayı nasıl kullanacaklarını da öğrenecekler. Tabii buraya yatırımlar yapıldı, o hızlı tren projeleri var vesaire. Ama daha büyük şekilde, yani örneğin bana şunu gösterdiler, bir ay projesi var. Orada gençler Beihang Üniversitesi'nde, Pekin'de bir ay projesi var ve insanlar içeride yaşıyorlar. Bunlar ileride aya gidebilecekleri zaman ayda nasıl yaşayacakları ile ilgili. Aylardan beri o bir tane şeyin içinde. İçeriye giremedim beni. Başka yere yönlendirdiler. Başka bir yere gittim ama bu teknolojiyi de biz Türkiye ile paylaşabiliriz diye kendileri söyledi. Bu önemli bir, yani basit bir şey olarak burada geçiyoruz belki ama çok önemli bir adım bu. Bu projeyi eğer Türkiye ile paylaşabilecekse demek ki Türkiye, Çin Türkiye çok fazla ve stratejik açıdan bakıyor. O bahsettiğiniz, işte ben de araya girmiştim. Fotoğraf 3 tane verildi ve bu fotoğraf ile ilgili olarak ben zaten bizim Türkiye Pekin'deki büyükelçi ile konuştuğumda, artık o da yakında yeni dönecek, yeni büyükelçi gidiyor söyleyebilir. Levent bizi çok kıskandılar dedi. Bir sürü ülke, evet. Sizi bunu nasıl, bu fotoğrafı nasıl verdiniz? Yani nasıl oldu buna? Bu tabii tamamen stratejik dengelerle oldu ve 15 Temmuz Türkiye'nin gerçekten ikinci kurtuluş mücadelesinin köşe taşıydı ve bu bizi uygarlıktan koparmadan, Batı uygarlığının güzel tarafından koparmadan köklerimize dayandıracak en önemli tarihi andı ve Çin bunu çok iyi okudu, İran çok iyi okudu, Putin çok iyi okudu Dugin'i buraya göndererek bir gün öncesinde. Bundan sonraki yol kolay kolay artık Türkiye'nin Batı'da kapıda bekleyerek, öyle 50 yıl, Teoman Ali söylüyordu onu, 50 yıldan bizi köpek gibi bekletiyorlar kapıda diyordu. Unutmuyorum o lafını. Hala orada bekleyerek değil ama son derece asyatik biçimde Çin Türkiye'yi bekliyor. Stratejik adımları bundan sonra Türk hükümetinin ciddi olarak atması lazım. Hükümet, bakanlıklar bazında, işte üniversiteler bazında bunlar son derece eksik. İşte basın, hala orada elemanlar yok yani. Gazetecileri yok, büyük eksiklik. Çin, Türkiye bilmiyor. Türkiye Çin'i daha hiç bilmiyor. Büyük eksiklik. Ya önümüzde büyük bir süreç var ve bu kültürel ilişkiler, sanatsal ilişkiler. Bunları aslında başladık. Yani bu işe yani şöyle bir şeyler yaptım ben. Size bunu duyuramadım, olmadı da gelemedim buraya ama Yunus Emre Enstitüsü bu konuda ciddi adımlar attı ve ben Villiu ünlü bir yıldızı getirdim. Çinli gazetecileri ikinci kez olarak yine Yunus Emre Enstitüsü adına buraya getirdim. Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret ettik. Cep telefonu numarasını bana değil ama Çinlere yazarak verdi. Ne istiyorsanız liste olarak bana yazın dedi. Şimdi bunlar basit şeyler değil ve bunu ben yapmıyorum tabii. Yani Çin güçlü olduğu için arkada bu oluyor. Ben sadece küçük bir köprü oldum. Bunun adımları başladı ama hala zayıf aslında. Hala örneğin doğru düz tercümanlar yok. Senin Türkçen çok iyi ama büyük eksiklik olarak duruyor. Biraz ben burada temenniler sunuyorum ama alınan ciddi adımlar var ve bunu bu yıl içinde bile, bırakın gelecekte, bu yıl içinde bile, birkaç ay içinde bile ciddi adımlarını göreceğinize adım gibi eminim. Çünkü bana söylediler doğrudan. Evet, son iki dakikamız. Sizde neler yapılması gerekir bundan sonra, önerileriniz ve şeyle temennilerle bitirelim. Benim bence bence yani iki ülkemizi bağlayan turizm sektörü oldu. Çünkü ben geçen kışın Kapadokya'ya gittim. Benim gördüğüm kadarıyla bu Çinli nüfusu, turist sayısı, hatta yerli nüfusu aşmış oldu. Hemen herkes, gördüğüm herkes Çinli. Yani şimdi bir yılda Çinli
120 milyon Çinli dünyaya giriyor. Bizim Türkiye'deki Kültür ve Turizmin Bakanı Numan Kurtuluş da Çin'den 1 milyon turist bekliyor dedi. Bence bu çok iyi bir fırsat olacak. Hem iki ülkenin arasındaki iletişimi için hem işbirliği için turizm sektörü bence bir dostluk köprüsü olacak. Öyle bir düşünüyorum. Çin turizminin şöyle bir avantajı var. Yani mesela Rusyalılar şey yapmıyorlar. Herkesin kendine göre bazı avantajları var. Şikayetçi olmuyorlar diyelim. Hani kalender falan diyorlar. Onun için seviyor turizmciler. Çinlilerin de bir özelliği 12 ay turizm yapabiliyorlar. Yani seyahat edebiliyorlar. İlle evet. Denizli, güneşli falan gibi değil de hani 4 ay 5 ay değil. Çok da denizli güneşi seviyor mu? Sevmiyor. Sevmiyorlar. Sevmiyorlar tam tersine. Çinlilerin biraz hassas olduğunu ötürü. Güneşe karşı onun için. Yıl, yani, Karadeniz falan mı biraz daha? Karadeniz, tabii. İç Anadolu, Kapadokya. Oraları biraz geliştirmek gerekiyor. Ya ben Ali Bayramo ile görüştüm geçen gün ve Çin'e, şey, Rize'ye özellikle bekliyorlar yani. Bana getir dedi. bu arada, evet, 12 ay mümkün yani. Şey, bu arada 2018 yılı Çin'de Türkiye Turizm Yılı olacak. Bence bu vesileyle evet. Daha da Çinli turist buraya gelecek. Evet. Evet, önümüzdeki yıl öyle bir şey. Biz de Kütahya'ya bekliyoruz yani Çinlilerimizin. Evet, Çin'i biliyorsunuz öyle dediler bana evet. Kütahya'da, doğru mu bilmiyorum. Çinli bir ustadan öğrenildiği için böyle dedi. Olabilir, bilmiyorum. Yani kökeni çok efsane. Siz oralı olmadınız evet. Ama ben Kütahya'ya gittiğimde öyle evet, anlattılardı bana. Yani çünkü Çin'de mavi rengi biliyorsunuz o ustalardan. Yani Çin'de de aynı mavi var, o turkuaz mavisi. Hı. Çin'de köken Asya'da. O öğretmiş. Köken oradan olduğu için. Dolayısıyla doğrudur. Evet, son... Ya benim söyleyeceğim, win-win, kazan-kazan istiyorsak. Bir kuşak bir yol değinmedik ama. Çincesi ne dur? İngilizcesini söylemeyin artık bari. Shang-yin, kazan-kazan. Shang-yin. İşte o dediğimde. Biz evet. Ona Türkçesini söyleyelim. Kazan kazan. Evet. Yani burada Çin elini uzattıysa biz de elini tutacağız. Ama biraz önce de söylediğimiz gibi işbirliği zemininde Türkiye'nin de atacağı adımları var. Çin'in de karşılıklı. Zaten Levent Bey güzel değerlendirdi. Ancak bu arada bizim önümüzdeki günlerde herhalde savunma sanayi ile ilgili yine bazı sıkıntılarımız olacak. O adımlar da atılırsa. Çünkü biliyorsunuz bu füze projesinin iptal edilmesi falan biraz kırgınlık yarattı gibi. Yani onu telafi edersek... Ama ondan kaynaklanmıyordu. Onun sonradan farkına biz vardık tabii. Elbette bu işi CIA yaptı, Siyonizm yaptı. Yani FETÖ'ye bağlayalım. Onlar yaptı. Bunun farkındalar ama Çin hükümeti burada Türk hükümetine net olarak güvenmek istiyor. Hala içinizde var mı? Ona göre adım atayım. Biraz söylem eylem birliği diyorum ben de. Yani söylemde var ama eylemde bakalım. Başka bir şekilde hareket etmemek lazım. Evet. Yani ikisi de bir arada olursa güzel olur. O zaman kazan kazan. Hem onlar kazanır hem biz kazanırız. Yeni bir dünya kurulur. Evet. Avrasya'yı da bu arada ikna etmiş oluruz. Yani Avrupa kanadında Almanya ve Fransa. Baksanıza İngiltere bile yola çıkmış durumda. Aynen öyle. Evet, Türkiye'nin kilit bir ülke olduğunu, Türk dış politikasında buna göre ekonomisinin de belirlenmesi. Hepsi birbirine bağlı tabii. Yani ekonomik bakımdan kazandığınız zaman başınızın dik olmasını da sağlayacaksınız. Yani hiç anlayamıyordu. Sıradan vatandaş anlayamıyordu. Bunu anlamaya başladı. Yani öyle gözüküyor. Evet, o fotoğrafı hep göstermemiz lazım evet, bizim. O da sık sık evet, değinmek lazım. Yani iki tane güçlü Rusya ve Çin. Çin doğru. Desteğini almak tabii. Önemli yani. Tabii. Onların sadece da bizim desteğimizi tabii, almaları. Yani olacak. Siyaseten de uluslararası siyaset açısından da bu iki güçlü ülkenin ülkeyle birlikte hareket etmek de önemli. Yani çünkü bir tarafta bazı şeyleri eleştirirken bir zayıflama noktasına doğru da gidiyoruz. Dengelememiz lazım. Evet. Çok büyük ülkeyi konuşunca programda bitmiyor bir türlü. Oradan işaret edip duruyorlar. Evet. Çin'i kongreden girdik. Türkiye'mize kadar geldik. Sorunların çözümünün çok da zor olmadığı anlaşılıyor. Çözebiliriz değil mi? He? Yaparız. Kazan kazan. Evet. İkimiz karar verdik de kadınlar karar verdikten sonra tamam bu iş. Evet. İyi akşamlar efendim. Çok teşekkür ederim katkılarınız için.